Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turun 2. gününü noktaladık ve Türkiye'nin Kupası programında günün maçlarını konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Cem Pamiroğlu, Abdullah Ercan ve Gürcan Bilgiç bizimle birlikte. Fenerbahçe Adana Spor engelini aşarken zorlanmadı. Sarı lacivertliler 6-0'lık skorla tur atladı ve adını son 16'ya yazdırdı. Aslında pek çok detay var. Duran toptan gol atamayan Fenerbahçe'nin duran top golleri var. Sakatlıktan dönen Lincoln Henrique'nin muhteşem bir golü var. Ve tabii ki günün esas adamı Mişi Batshuayi'nin attığı 4 gol. Yine dikkat çeken bir istatistik. Bunlar üzerine konuşacağız. Kameralarımızı şimdi Kadıköy'e çevireceğiz sevgili seyirciler. Mücadelenin ardından yapılacak açıklamaları da yine canlı canlı ekranlarınıza taşıyacağız. Ender Bilgin karşılaşmanın anlatımında sizlerle birlikteydi. Şu anda da anlatım pozisyonunda bizi bekliyor. Ender Bilgin, söz sizde. Teşekkürler sevgili Kerem. Evet, 6 gollü bir galibiyet Fenerbahçe adına Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Spor karşısında. Senin de vurguladığın gibi işte Bonucci'nin kurun için ilk kez 11'de forma giydiği, Henrique'nin neredeyse bir yıl sonra formasına kavuştuğu maçta ligden sonra farklı galibiyetler serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti sarı lacivertli takım. Öncelikle İrfancan Eğribayat var aşağıda. Koray'ın yanında Batshuayi gelmiş şimdi. Batshuayi'yi önce verelim. Hemen bakalım neler söyleyecek. Gecenin adamı Batshuayi çünkü. Ender Bilgin, gecenin oyuncusu Mişi Batshuayi bizimle birlikte. 4 golle birlikte tamamladı karşılaşmayı. Kendisiyle şimdi röportajımızı gerçekleştireceğiz. Çok özel bir akşam herhalde şüphesiz kariyerinde. Bu sezon 3 gol attı, hat-trick yaptığı bir karşılaşma vardı Kayseri Spor maçı ligde. Ama kupada bu barajı da geçmiş oldu. Neler söylemek ister? Premièrement, félicitations. Tu as marqué 4 buts aujourd'hui. Je pense que dans ton carrière, ça s'est devenu très spécial pour toi. Dans le match de Kayseri, tu as aussi fait hat-trick. Et aujourd'hui, tu as aussi quadruplé. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ce match et de ta prestation? Je suis content parce que voilà, on n'a pas vu le meilleur Fenerbahçe, mais voilà, on a pris beaucoup de plaisir. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Donc voilà, tout le monde a fait ce qu'il devait faire, tout le monde a fait son travail. Mais voilà, je préfère pas trop parler de moi aujourd'hui. Je suis vraiment content des nouveaux joueurs qui ont pris leur marque et surtout Lincoln qui vient de loin. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse et qu'on soit fier de lui parce qu'il a vécu des moments difficiles. Et aujourd'hui, de jouer devant les supporters et de marquer, c'est un jour magnifique pour lui et pour nous. Evet, aldığımız neticeden dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün bana göre takım olarak keyifli bir oyun ortaya koyduk, güzel bir oyun ortaya koyduk. Özellikle süre alamayan oyuncular açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar da bu galibiyetten dolayı keyif almışlardır diye düşünüyorum. Saha içerisindeki tüm takım arkadaşlarım maç içerisinde en iyisini yaptılar. Açıkçası kendimden çok bahsetmek istemiyorum bu konuyla alakalı olarak sorduğunuz soruya kendimle alakalı yanıtlar vermek istemiyorum. Bugün Lincoln'la alakalı konuşmak isterim. Çünkü bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. İyi de bir gol attı. Gerçekten büyük bir alkışı hak ediyor. Onun adına gururluyum. Taraftarlarımızın önünde güzel bir gol attı. Uzunca bir süre takımda değildi biliyorsunuz. Dolayısıyla harika bir oyuncu kendisi. Evet, bir de forma rekabetinden bahsedelim. Kendisi de söyledi, pek çok yıldız isim var şu anda Fenerbahçe'de ve sırasını bekleyenler var. Sürekli olarak değişik isimleri de kullanıyor İsmail Kartal. Bu forma rekabetiyle ilgili olarak neler söylemek ister? Ve ismi yurt dışında özellikle çok fazla transfer haberinde geçiyor. Bu konulara da bir açıklık getirmek ister mi? Moi, je vais demander aussi la question sur la compétition du maillot. Il y a également plusieurs joueurs dans l'équipe qui a beaucoup de qualité et parfois quelques joueurs jouent, parfois quelques les autres joueurs. Il y a également un petit peu de rotation parmi l'équipe. Et qu'est-ce que tu peux dire à propos de cette compétition de maillot? L'autre question, c'est qu'il y a également les rumeurs à propos de toi sur ton transfert des équipes étrangères. Est-ce que tu peux aussi parler à propos de cela? La concurrence, c'est le plus important dans le foot et c'est grâce à la concurrence qu'on a le meilleur niveau de chaque joueur.
et de l'équipe. C'est pour ça que l'équipe est performante, parce qu'il y a la concurrence. Tout le monde peut commencer le 11 de base. Et c'est pour ça que tout le monde est concentré à chaque fois qu'on on reçoit l'opportunité de jouer. Et après, pour le transfert market, la période, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de choses. Mais moi, je suis concentré avec Fenerbahçe. Et voilà, le coach, il compte beaucoup sur moi. Mes coéquipiers, ils comptent beaucoup sur moi. Et Fenerbahçe compte beaucoup sur moi. Donc, à moi de continuer à faire mon job comme j'ai fait aujourd'hui. Et on continue comme ça, si Dieu le veut. Et on va tout droit pour aller prendre des trophées ensemble. Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle zaten çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz ve takım olarak çok daha yukarıya çıkabilirsiniz. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Herkes bu takımda ilk 11 başlayabilir. Çok kaliteli oyuncular mevcut takımda ve oynayan herkes konsantre bir şekilde, en iyi şekilde işini yapmaya odaklı burada. Transferimle alakalı olarak, transfer dedikodularıyla alakalı olarak daha doğrusu, çok fazla insan konuşuyor, çok fazla insan bu konuyla alakalı yorumlar yapıyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam da bana güveniyor, takım arkadaşlarım da bana güveniyor ve Fenerbahçe de bana güveniyor. Ben her zaman işimi yapmaya çalışıyorum, tıpkı bugün yaptığım gibi. Benim amacım, isteğim bu takımla beraber kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanabilmek. Çok teşekkür ediyoruz. Ender Bilgin, sözü size bırakabiliriz. Evet, Batshuayi için gerçekten görkemli bir akşamdı. Batshuayi'nin vurguladığı Lincoln Henrique bugün ilk golü atan, Batshuayi'ye asisti yapan isimdi. O da müthiş bir geri dönüş yaptı. Bakalım neler söyleyecek. Lincoln Henrique ile beraberiz. Sinan Levy bu röportajda bize yardımcı olacak. Öncelikle hoş geldin diyoruz tekrardan sahalara. Ve görkemli bir başlangıç yaptı kendisi. Yaklaşık bir yıldır uzak kalmıştı. Genelde futbolcu biyografilerinde hep şunu okuyoruz Sinan. En zor dönemleri olarak sakatlık süreçlerini söylüyorlar. Sanırım bugünün hayaliyle kendini motive etti. Neler söylemek ister? Bem-vindo. Você fez bom começo, recomeço e quase faz ano que você não estava jogando. E lendo biografia de alguns jogadores, sempre todos os jogadores dizem que o momento mais difícil é o processo de lesão. E com certeza você sonhou em esse momento, o que você queria dizer? É um momento especial, né? Um momento muito importante, né? Realmente é uma lesão bastante difícil, né? Mas eu mostrei força, né? Deus me sustentou, né? E graças a Deus eu pude voltar bem. Isso era o mais importante, voltar a ajudar o grupo, né? Me sentir bem novamente. Graças a Deus foi um bom recomeço. Foi bom voltar a estar junto com meus companheiros, foi bom voltar a jogar. Agradeço o treinador pela oportunidade. E vamos continuar brigando pelo nosso objetivo durante a temporada. Benim için çok özel bir andı, çok önemli bir andı. Çünkü belirtmiş olduğunuz gibi zor bir sakatlık yaşadım ama sakatlık süresi boyunca çok çalıştım. Tanrı da hep yanımda oldu. Şükürler olsun ki bugün tekrardan sahalara döndüm. Çok güzel bir histi benim için tekrardan başlangıç yapmak, takım arkadaşlarımla tekrardan saha içerisinde olmak ve takımıma yardım etmek. Çok teşekkür ediyorum hocama da bana vermiş olduğu fırsat için. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp savaşmaya devam edeceğiz. Attığı gol takım arkadaşlarını da sevindirdi ki takımdaki bu motivasyonu da görüyoruz. Michy Batshuayi de şu an burada. Neler söylemek ister? Takım arkadaşları bu süreçte nasıl destek verdiler kendisine, Lincoln'a? Então, depois de marcar o gol, a gente viu que todos os companheiros ficaram muito felizes e agora Michy também está aqui. Isso mostra a motivação na equipa. O que você quer dizer sobre o apoio dos companheiros? O apoio dos companheiros sempre foi fundamental, né? Porque eles conhecem, sabem qual é o momento difícil, o momento complicado que eu passei. Mas todos os meus companheiros aqui do ano passado me ajudaram. Os jogadores que estão aqui, que fazem parte do grupo, também me ajudaram muito. E esse gol foi um gol meu, mas eu dedico a eles, dedico à minha família, que passaram todo esse processo difícil comigo. E agora, se Deus quiser, vamos olhar para cima, que tem muita coisa boa para acontecer na nossa caminhada. Takım arkadaşlarımın desteği hiç şüphe yok ki benim için çok önemliydi. Çünkü onlar da çok zor bir dönemden geçtiğimi biliyorlardı. Herkes bu dönemde bana çok yardımcı oldu. Hem geçen seneki takım arkadaşlarım hem de bu seneki takım arkadaşlarım. Dolayısıyla bu golü hem onlara hem aileme armağan ediyorum. Çünkü zor zamanlarımda hep onlar yanımda vardı. Şimdi birlikte yolumuza devam ediyoruz. Önümüze bakıyoruz çünkü uzun bir yolumuz var. Evet,
Batshuayi ve Lincoln bu şekilde kol kola. Batshuayi de zaten Lincoln için özellikle onu geri dönüş vurgusunu yapmıştı. İsmail Kartal şimdi Koray'ın yanında. Onun söyleyeceklerini merakla bekliyoruz. Teşekkürler Ender Bilgin. Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın İsmail Kartal bizimle birlikte. Sayın Kartal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu sezonda farklı bir galibiyetle taraftarlarını buradan mutlu ederek gönderdi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Genel hatlarıyla karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Sonuçta tabii ki bu akşam kendi evimizde Adana Spor'u yenerek bugün buradan turu geçmek istiyorduk. Sonuçta istediğimiz oldu. Güzel bir galibiyet elde ettik. Farklı bir galibiyette bu turu geçip son 16'ya kaldığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sonuçta dediğim gibi bu maçta daha az şans bulan gençlerimizi ve sakatlıktan çıkan uzun süredir oynatmayı beklediğimiz, ona bir fırsat vermek istiyorduk. Lincoln'u sahaya sürdük. Sonuçta bütün oyuncularım da bugün ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz. Adana Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Sayın Kartal, maçın içerisinde farklı farklı hikayeler var. Siz de yıllardır futbolun içindesiniz. Lincoln'un geri dönüşü özellikle çok önemli bir başarı hikayesi ve böyle iyi bir başlangıç, golle başlaması. Batshuayi geliyor burada, yalnız bırakmıyor arkadaşını. Fenerbahçe'de bazı oyuncular kenarda oturuyor, bazı oyuncular şans bekliyor ama takım içerisinde enerjinin sürekli yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sezon en farklı özelliklerden birisi sizce bu mudur ve burada şüphesiz sizin de çok büyük bir emeğiniz ve başarınız var. Sonuçta çubuklu giyen her futbolcu bizim için en değerli oyuncudur. Sezon başından beri söylediğim bir şeydir bu. Biz takım içerisinde herkesin birbirine saygılı olduğunu, bizim onlarla, onların bize karşı, futbolcuların birbirlerine karşı çok büyük bir saygımız var ve saygı çerçevesinde çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkesi mümkün olduğunca lig maçlarında, işte Ziraat Türkiye Kupası'nda, Avrupa maçlarında takımın içerisindeki dengeleri koruyarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii bunları yaparken de en önemli şey herkesin birbirine saygı duyması. Şu an bizim takımda da çok güzel bir saygı var. Sayın Kartal, Bonucci transferi gerçekleşti. Krunić yine aynı şekilde kadroya dahil oldu ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte bu isimlerin hemen geldiğini gördük. Burada da bir hızlı aksiyon aldığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Öncelikle bugün Krunić ilk maçına çıktı ve onunla ilgili de herhangi bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Çünkü erken hareket etmemiz gerekiyordu ki bu oyuncuları bir an önce takıma kazandırıp çünkü sakat oyuncularımız vardı. Üç kulvarda mücadele edeceğiz. Yani uzatmadan hemen bu iki oyuncuyu takımımıza kazandırdığımız için burada başkanımızın büyük fedakarlıkları ve emekleri var. Yöneticilerimizle birlikte. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hemen erkenden takıma kazandılar. Takıma adapte olmaya başladılar. Bu şekilde de kadro derinliği olarak takımımızın daha orta ve uzun vadeli, çünkü ikinci yarıda çok daha fazla maç oynayacağız. Hem Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa Kupası maçları. Üç kulvarda mücadele edeceğimiz için bu oyunculara ihtiyacımız vardı. Onun için erkenden de başkanımız bu oyuncuları bitirip transfer ettiği için ona da ayrıca teşekkür ederim. Kurun için nasıl buldunuz hocam? Zamana ihtiyacı var mı? Tabii adaptasyon sürecinde henüz herhalde. Bence ilk maç olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardı. Sonuçta ne yapacağını biliyor. Milan'dan transfer ettik. Tecrübeli bir oyuncu. Bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Bugün 6 numara başladı. Daha sonra stopere geçtik. Stoperde de gayet iyi bir şekilde görevini yaptı. Her oyuncular gibi, oyuncumuz gibi konuştu bu akşam. Kendi üzerinde düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Sayın Kartal, transfer dönemindeyiz malum. 9 Şubat'a kadar da devam edecek. İki takviye yaptınız. Yeni takviyeler olacak mı? Bu takviyeler geldiği gibi doğal olarak gidişler de oluyor transfer döneminde. Taraftara neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ayrılanlar ve gelenler görecekler mi? Şu anda biz takım içerisinde yapmış olduğumuz bu iki transferle kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum takım içerisinde. Duruma göre belki daha sonra bakabiliriz, bir tane bir şey daha olabilir. Bölge paylaşmak ister misiniz? Herhangi bir şey paylaşamam bu konuda. Belki bir tane daha önümüzdeki günlerde bir şey daha olabilir. Ama şu anda çok da %100 bir oyuncu alacağız diye bir kendimizi şartlandırmış değiliz yani. Çağlar Söyüncü ismi çok konuşuluyor ve takımınızda özellikle gidecek oyuncular üzerinden çok fazla haber var. Gidecekler konusunda bir şey söyleyebilir miyiz? Herhangi bir şekilde hiç kimsenin bir yere gitmesiyle ilgili şu anda %100 bir karar vermedik. Çağlar'la da ilgili bir karar vermedik. Sonuçta
Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olup ne bitecek ona göre değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ender Bilgin, sözü size bırakabiliriz. Evet, İsmail Hoca'nın da vurguladığı gibi 3 kulvarda birden emin adımlarla devam ediyor Fenerbahçe. Yeni oyuncuları da, takıma yeni katılan oyuncuların da nokta atışı olduğunu, zaten son derece tecrübeli isimler olduğunu bir kez daha vurguladı İsmail Kartal. Dolayısıyla hem Bonucci hem Krunic'ten bu anlamda olumlu şekilde bahsetti. Belki bir transfer daha olabilir dedi. Bu arada Adana Spor cephesinden de konukları var Koray'ın. Hemen alalım. Adana Spor'dan Evren bizimle birlikte. Evren, farklı bir yenilgi oldu ama kupada iki aşama geçtiniz bu noktaya gelmek için aslında. Onu da söyleyelim. Neler söylersiniz? Bence ilk yarı iyi mücadele ettik. Gol yedikten sonra çok düştük. Düştükten sonra da Fenerbahçe affetmiyor. Affetmediği zaman da yani 5-6 gol yiyorsun yani, öyle diyeyim. Yani doğru söylüyorsun. Zor bir mücadeleydi sizin adınızdan. Fenerbahçe'de çok fazla tabii ki yıldız isim var. Onlarla mücadele etmek aslında bir anlamda da sizin için bir deneyimdi. Neler söylersin? Özellikle Batshuayi bugün çok formdaydı herhalde. Sizi en çok zorlayan isimlerden birisiydi. Tabii ki ilk defa bir büyük takıma karşı oynadım. Batshuayi gibi forvet, yani dünya çapında bir forvet. Ona karşı oynamak yani mutluluk verici. Yani çok iyi forvet yani çok zorlandık. Çok teşekkür ediyoruz. Size de başarılar, birincilikte yolunuza devam edebilirsiniz. Kubilay bizimle birlikte Adana Spor'dan yine. Kubilay, geçmiş olsun diyelim. İki tur geçtiniz, bu noktaya geldiniz. Bugün farklı bir mağlubiyet yaşadınız. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı? Evet, bizde çok fazla genç oyuncu var. Çok fazla daha bu liglere yeni çıkmış oyuncular. Yabancı oyuncular dahil Türkiye'ye yeni gelmiş. Daha önce işte bir Fernandez var bu ligleri bilen. Takım için güzel bir tecrübe oldu. Hani sonuçta kimse alışkın değil böyle atmosferde oynamaya. Taraftar vardı, stat çok güzeldi, zemin, işte Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz, Süper Lig lideri. Bu gerçekten çok güzel bir deneyim. Tadını çıkartmaya çalıştık. Tabii ki kalite farkı ister istemez var. Çok fazla doğruyu yan yana koyabilen bir ekibe sahipler. Bizim için güzel bir tecrübe oldu, güzel, keyifli bir akşam oldu. Biz dediğim gibi şimdi Urfa maçımız var, Urfa maçına odaklanacağız. Bir an önce oradan da puanları alıp ligde de rahatlamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Seni de uğurlayalım. Ender Bilgin, sözü size bırakabiliriz. Evet. Adana Spor takımı geçtiğimiz hafta Bolu'yla 1-1 berabere kalmıştı. Onlar da zaten Ziraat Türkiye Kupası'nın gerçekten doğal kılan, güzel kılan yanı bu. Bakın, belki farklı bir skor var ama bizim için iyi bir deneyimdi, özel bir deneyimdi. Buradan, bu stattan, bu atmosferden keyif almaya çalıştık dediler. Her şekilde farklı bir skor bile olsa bu anlamda, bu seviyede bir deneyim kazanmak o oyuncuların da birincilikteki performansına mutlaka etki edecektir diye düşünüyorum. Şimdi Adana Spor'un yetiştirdiği isimlerden biri bugün Fenerbahçe forması giyiyor ama oradan çıkan bir oyuncu İrfancan Eğribayat. Minik yavrusuyla beraber kameralarımızın karşısında. Bakalım o neler söyleyecek. İrfancan Eğribayat ve yanımızda daha özel bir misafirimiz var, Merina. Onun ilk canlı yayın deneyimi olacak bugün. Merina, hoş geldin. Müsaitsen babanla röportaj yapacağız. İrfan, çok görkemli bir galibiyet oldu. Kupaya da son şampiyon unvanıyla çıkmıştınız. Bugün de 6-0'lık bir galibiyet. Neler söylersin? Öncelikle benim için çok duygusal bir karşılaşmaydı. Çünkü hem 13 sene formasını giydiğim, altyapı dahil tabii ki 9 yaşından 22 yaşına kadar Adana Spor'a karşı oynadım. Hem de kızımın ilk kez maçıma gelişiydi. O da doğduğundan beri çok şükür bana çok uğurlu geldi. 1 Haziran doğumlu, kupayı 11 Haziran'da kazandık. Daha bir yaşını doldurmadan bir tane kupası var. İnşallah daha çok kupa kazanacak. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz zaten. Bugün de taraftarlarımıza güzel bir, dediğiniz gibi, görsel bir şölen yaptık. Hafta sonu önemli bir maçımız var. O maça odaklanmış durumdayız. Çünkü tabii ki hem Avrupa'da hem Ziraat Türkiye Kupası'nda
şampiyon olmayı çok istiyoruz ama öncelikle hedefimiz ligde kazanmak. O yüzden lig maçlarına şimdi biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Çünkü arka arkaya maçlar oynayacağız. İnşallah serimizi devam ettiririz. Puan farkını da açıp sezon sonunda mutlu sona ulaşırız inşallah. Livakovic'in arkasında bekliyorsun. Pek çok futbolcu şans bekliyor. Bu sezon forma rekabeti çok üst düzeyde ama girenlerin de hiç yani pozitif olarak devam ettiğini görüyoruz. Ne fark var bu sezon diğer sezonlara göre? Yani diğer sezonlara göre geçen sene de böyleydi ilk başta. Yani şimdi hakkını yemeyelim Cesus hocamızın da. Sezon başı hep rotasyonlu kadro çıkarıyordu. Güzel bir aile ortamımız var öncelikle. İsmail hocamız sağ olsun. Herkes aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyor gerçekten. İşte Livakovic oynasa bile benle de odasına çağırıp konuşuyor. Aynı şekilde diğer mevkiler için de yapıyor. Bence bir diğer avantajımız da her mevkimizde oynayabilecek 2-3 tane çok kaliteli oyuncumuz var. Bu da bizim için rotasyon yaptığımızda hiçbir sıkıntı yaratmıyor. O yüzden her maçı hem kazanmaya çıkıyoruz hem de çok şükür kazanıyoruz. Yarın da Zafer'in Rengi filmimiz fragmanı yayınlanıyormuş. Biz de heyecanla bekliyoruz, taraftarlarımız da bekliyordur. Güzel bir ilgi bekliyoruz taraftarlarımızdan. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum, Berina'ya da güle güle diyoruz. Evet, maşallah diyelim ilk meyline ya da. Adana Spor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan şimdi Kore'nin yanında. Bakalım o neler söyleyecek. Adana Spor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'la birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun diyelim öncelikle. İki tur birden geçerek bu aşamaya geldiniz ve evet. Güçlü bir rakiple deplasmanda sonuç olarak veda ettiniz. Adana Spor olarak nasıl değerlendiniz siz mücadeleyi? Ya sizin de dediğiniz gibi iki tur atladık ama bizim için Fenerbahçe Kura biraz zor bir maçtı. Zaten bugün de oynadığımız maçta kaybettiğimiz, yediğimiz gollerde aslında yediğimiz gollere bakarsan 4, yani 2-0'dan sonra yediğimiz goller belki halı sahada yemeyeceğimiz goller. Ya zor bir maçtı, kaybettik ama burada ilk kez oynayan bir oyuncu grubumuz var. İlk kez bu statta gelen arkadaşlarımız var. Ya güzel işler yapmak istedik ama genç arkadaşlarımıza da şans verdik. Tecrübesiz bir takımımız oldu. İlk kez böyle bir büyük bir takıma karşı oynayan bir oyuncu grubumuz oldu. Aslında ilk yediğimiz gole kadar aslında iyi kapandık. Alanları iyi daralttık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama yediğimiz ilk yarıdaki iki gol, sonra ikinci yarıdaki de bizim yaptığımız hamleler de buna tepki vermeyince ister istemez 6-0'lık bir skoruna kaybettik. Kazanan takımı kutluyorum. Adana Spor'da zaten bizim için lig daha önemli olduğu için Adana Spor'un önünde çok daha çok önemli maçlar var. Kupaya veda ettik. Ben Fenerbahçe takımının lig lideri çünkü her oyuncusunun çok kaliteli olduğunu, biz oyuncular olarak da biz kendi oyuncularımızı akan oyunda ya da geçiş oyununu iyi yaparsak, savunma bloğunu iyi kapatırsak farklı şeyler yapabiliriz diye düşündük. Belki bunu ilk yarı 30-35 dakika yapabildik ama ikinci yarı ne yazık ki bunu yapamadık ve sonuçta da kaybettik. Hocam bu sezon çok konuşulan konulardan birisi takımlar arasındaki güç dengeleri. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynayan teknik adamlardan bu tarz açıklamalar duyduk. Siz de yıllardır Türk sporun içindesiniz. Nasıl görüyorsunuz bu farkı? Bugün de rakiptiniz. Özellikle birbirinden farklı tipte oyunculara da sahip tabii bu kulüpler. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi hem Fenerbahçe hem Galatasaray uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş iki tane büyük camia. Zaten şampiyonlukta da iki takım beraber yarışıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ve çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Yani oynayanı oynayamayanı çok değişken bir oyuncu grubu var. Ve çok tempolu bir takım ve çok da isteyen bir takım. Hatta belki bugün oynamayan arkadaşlar da olsa daha farklı bir da skorlar da ortaya çıkabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin bu geniş kadrosu belki ligin sonunda da şampiyon olacak gibi de gözüküyor. Yani ya Galatasaray Fenerbahçe şampiyon olacak ama şu anda kadro derinliği Fenerbahçe'nin daha iyi olduğu için Fenerbahçe bir adım önde. Ama bizim ligimize baktığımız zaman Süper Lig de dahil buna, bizim kendi oynadığımız ligimize dahil bana göre oyun kalitesi çok düşük. İşte burada işte o yüzden de Fenerbahçe Galatasaray bir adım önde olmuş oluyor ve bu da hedef olarak da şampiyonluğa gidiyorlar. Yani bizim kendi ligimize baktığımız zaman yabancı oyuncu sayısı olsun, genç oyuncu sayısı olsun. Yani biz özellikle aslında genç oyunculara daha çok şans verip bir alt ligde bizim ligimiz için söylüyoruz. O zaman Türk futboluna daha çok katkımız olur. Ama Fenerbahçe gibi bir takım ya da Galatasaray gibi bir takımlar mecburlar hedefe oynamak için. İşte hem Türkiye Kupası hem Avrupa Kupası hem Türkiye Ligi'ndeki yapacağı başarılar. Onun için de kadro derinliğini çok geniş tutuyorlar. Bunlar da başarılı oluyorlar. İşte bugün bir bakıyorsun öndeki 3 tane adam çok enteresan ve müthiş oyuncular. Böyle olunca da bizim savunma oyuncularımız hem duracağı yeri hem kapanacağı yeri
sıkıntılar yaşadık ve bu sıkıntılarda da sonuçta maçı kaybediyorsun. Yani kaliteli bir takıma karşı oynadığın için ve ilk kez oyuna bir oyuncu grubu olduğu için bu takıma karşı ister istemez böyle skorlar oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Adana Spor'a da başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ender Bilgin, Mustafa Kaplan'ın görüşlerini aldık. Adana Spor Teknik Direktörü Sayın Mustafa Kaplan'ın söz sizde. Evet, Mustafa Hoca'nın da vurguladığı gibi takımlar arasındaki güç farkı gittikçe açılıyor. Hele alt ligden bir takım Fenerbahçe, Galatasaray seviyesinde takımların karşısına çıktığında işi hakikaten çok zor. Ki Süper Lig'de de o makasın açık olduğunu sezonun başından beri programlarımızda zaman zaman vurguluyoruz. Bugün de bu geniş kadronun, kadro derinliğinin artılarını rotasyona rağmen gördü Fenerbahçe. Mustafa Hoca da bir bölümde vurguladı. Belki oynamayanların bir bölümü oynasa çok daha farklı bir skor da çıkabilirdi ortaya dedi. Açıkçası çok zengin ve meziyetleri fazla kadrolar kurdular Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Evet, yavaş yavaş biz sözü Kadıköy'de toparlıyoruz. Ama buradan basın toplantıları ya da başka gelişmeler oldukça Türkiye'nin Kupası programı içinde ekrana yansıtacağız diyelim. Ve sözü merkeze sevgili Kerem Can Bulat'a ve konuklarına bırakalım efendim. Ender Bilgin, teşekkürler. İlerleyen dakikalarda basın toplantılarını da ekrana getireceğiz. İsmail Kartal'ın özellikle neler söyleyeceğini merak ediyoruz. 6-0'lık galibiyetin ardından çok fazla öne çıkan konu var. Kısa kısa değerlendirmelerimiz olacak. İsmail Hoca konuşmaya başladığı anda kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz. Basın toplantılarının ardından da mücadelenin özet görüntülerini A-Spor ekranlarında izleyebileceksiniz. Hocam, tatmin edici bir neticeyle Fenerbahçe akşamı kapattı. Hakikaten çok fazla satır başı var ayrı ayrı değerlendireceğimiz ama genel hatlarıyla Sarı Lacivertli takımı nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Evet, genel hatlarıyla baktığımızda bir kere özgüveni çok yüksek bir Fenerbahçe var. Özgüveni yüksek bir Fenerbahçe bugün Adana Spor karşısında herkesin beklentisini karşılık veren bir Fenerbahçe var. Bugün her şeyden önce maça gelen bir 20 bin kişi var. Hafta içinde niye geliyor Fenerbahçe'yi seyretmeye geliyor. Oradaki golleri seyretmeye geliyor. Artı yeni transferlerini görmek istiyor. Fikir sahibi olmak istiyor. Bununla beraber İsmail Kartal'ın sürmüş olduğu 11 tamamen sakatlıktan kurtulmuş olan Lincoln, bazı oyuncuları yeniden yerinde görmek, sakatlıktan çıkanlar, transfer olanlar, pozisyonlarını görmeler, genç oyuncular. Aslında bakıldığında asıl kadrodan, ilk 11'de yani ligde oynanan kadrodan bakıldığında çok bir tek belki Osterwolde'yi söyleyebiliriz 11 oyuncusu olduğunu. Bunun dışında ki oyuncuların hepsi süre almayan ama bu süreye de ihtiyaçları olan oyuncu. Yani bu maç aslında bir test maçı niteliğini de taşıdı. Ama burada Fenerbahçe'nin gücünü hiçbir zaman için bir kefeye koymamak lazım. Yani onunla bununla bu gibi maçları test etmemek lazım. Karşılaştırmamak, mukayese etmemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin Batshuayi ile 4 golle tekrar buluşması, daha önceden işte Kayseri maçında 3 gol atması, Ceko'nun 3 gol atması, Cengiz'in 3 gol atması, yani o pozisyonda oynayan bütün oyuncuların çok özellikli oyuncular olduğunu, hatta bugün Batshuayi'nin yerine belki yapılacak olan bir santrfor transferi bile düşünülürken bir anda herkesin bu buradaki performansı dikkatini çekti Batshuayi'nin. Dolayısıyla da Fenerbahçe bugün gireniyle, çıkanıyla, oynayanıyla ve bütün takımın beraberce bunu iyi kullanan İsmail Kartal'ın da hakkını yememek lazım. İsmail Kartal bu kadroyu daha kullanılır bir şekilde sokmak için de bu oyuncuları görmek zorunda. Bu oyuncuların hepsi de şu anda hepsi belli bir seviyeye de geldi. Yani hiçbir oyuncuyu 10 üstünden 6, 5, 4 oynuyor gibi değerlendiremeyiz. Hepsi 7-8'lik oyunlar oynuyor. Giren genç oyuncular bile, altyapıdan giren oyuncular bile, Bartu bile, pozisyonu bir sene sonra Lincoln'un ilk attığı goldeki çok üst düzey bir vuruş. Evet, kaleci hatası vardır yoktur ama onu oradan denemesi, güçlü olması, istekli, coşkulu olması, bunlar Fenerbahçe için çok artı hanesine yazılacak şeyler. Emre Mor'un çok arzulu, istekli oyun oynaması. Dediğim gibi Mert Hakan uzun zamandan beri 11'de değildi, şans bulamıyordu.
Joshua King keza öyle. Ya ben kadronun zaten hiçbir zaman için bu şu yedektir, bu sonradan girer, bu şu, formayı alır gibi düşünceden daha ziyade bu bir kadro, bu bir kadroyu İsmail Kartal hangi maçta, nasıl, ne şekilde, kimlerle kullanacak ve nasıl bir dizilişle oynayacak bunu görmek için bu tip maçlara ihtiyacı vardı. Ve bundan sonra da İsmail Kartal daha zorluk derecesi yüksek maçlarda ne tip bir kadrolarla oynayacağının güzel bir test maçı olduğunu söyleyebilirim. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ligde lider konumda. Konferans liginde ilerliyor ve kağıt üstünde turnuvanın favorilerinden gösterilmemesi için hiçbir sebep yok. Zira Türkiye Kupası'nda anlamı şu, son şampiyon, turnuvayı son kazanan ekip her zaman biraz istim üstündedir. Her zaman ne yapacağı merakla beklenir. Nasıl bir kupa serüveni başlangıcı oldu sizce bu yıl için? Şimdi ilk maç bu, bu sezonun. İsmail Hoca ciddi rotasyon yaptı. Bonucci, Jaden, Mert. Krunic de 11 oyuncusu olacak muhtemelen. Ama değil. Ya bunlar zaten hiçbir 11 oyuncu olmadı. Var. Tabii. Yani son 11'den, ligden kalan 3 oyuncu var. Mesela hocalarım da burada. Şu takım ligde ilk 5 oynar mı? Bugün çıkan takım. Oynar. Oynar. Değil mi? Evet. Yani hakikaten ciddi iyi bir kadro kalitesi. Ya da ne derler, takım mühendisliği mi? Yapılmış İyi bir yani. Kadro var, evet. Yapılmış ama... Çok özür diliyorum, İsmail Hoca başladı basın toplantısında. İzleyelim, devam ederiz. Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra soruları alacağız. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki Adana Spor maçı ile ilgili bu turu geçmemiz gerekiyordu bu akşam. Sonuçta farklı galip gelerek, farklı çok fazla gol atarak kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Sonuçta bu akşamki maçı hazırlanırken daha az şans bulan, sakatlıktan çıkan oyuncularımı görmek, oynatmak, onları da maç temposuna bir şekilde hazırlayarak elimizde ve kadronun içerisinde daha derin bir kadro olduğumuz için de onları bu tempoya yaklaştırarak içerisine, oyun içerisine almaktı bütün hedefimiz. Bu akşam da bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. İlk defa uzun aradan sonra Lincoln sakatlıktan sonra çok güzel bir performans koydu. Diğer oyuncularım da hepsi ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Sonuçta bu akşam kazanmasını bildik. 6-0'lık bir galibiyetle turu geçtik. Son 16'ya kaldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İrfan Bey. Hocam ben de tam Lincoln'un performansını soracaktım. Gerçekten bugün çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu. Lincoln'u mevcut 14 yabancı içerisinde görecek miyiz ikinci yarıda? Şimdi güzel bir soru. Tabii ki bu akşamki performansından sonra bir kere çok karakterli bir çocuk. Çok çalışmayı seven bir oyuncu. Sol bek, 6 numara, 8 numara, kanat da joker gibi nereye koyarsanız verim alabileceğiniz iyi bir oyuncu. Bu akşam da bunu gösterdi. Ortaya koyduğu performansı. Bakalım bu süreç içerisinde ne oluyor, ne bitiyor, işler nereye evriliyor, ona göre biz de bir karar vereceğiz. Mehmet Emin Bey. Hocam tebrikler. Futbolcuları aç bırakıyorsunuz diye düşünüyoruz. Maşallah diyelim yani. Bugün kafanızı karıştıran isimler oldu mu acaba? İlk 11 konusunda bundan sonrası için. Ciddi performanslar gördük çünkü. Bizde hemen hemen her maçta farklı oyuncuların zaman zaman farklı ciddi performanslar ortaya çıkıyor. Tabii ki bu güzel bir rekabet. Bu akşam özel güzel bir performans ortaya koyanlar olmuştur, doğrudur. Ama keşke her maç böyle olsa da benim işim zorlaşsa. Ben buna razıyım. Sonuçta bunların olmasını istiyoruz. Bunların olması için uğraşıyoruz. Ki tatlı ve güzel bir rekabet takım içerisinde var. Her şeyden önemlisi de takımdaki oyuncularımın birbirlerine olan saygısı ve birbirimize olan saygısı bizi buralara getirdi bugüne kadar. Bunu da sezon sonuna kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Onur Bey. Hocam ben aslında bu soruyu birazcık daha bir isim üzerinde değerlendirmek istiyorum. Şimdi bir yandan ara transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan bir Batshuayi var. Bir diğer yandan Kayseri maçında hat-trick, bu maçta 4 gol atan bir Batshuayi. Takımda kaldığı bir senaryoda
İlk 11'i adapte etmek üzere kafanızda formüller var mı? Ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Bir, Başakşehir şu anda herhangi bir yere gitmesiyle ilgili hiçbir şey yok. İki, Başakşehir Kayseri maçında 3 gol, bugün 4 gol. Dzeko da 3 gol attı geçen maç. 45'te oyundan aldık. Onun için bu güzel bir rekabet, tatlı bir rekabet. Bunun olması bizi de çok mutlu ediyor. Sonuçta demin de söylediğim gibi herkesin takım içerisinde birbirine olan güzel bir saygısı var. Güzel de bir rekabetimiz var. Bunu sezon sonuna kadar böyle bu şekilde devam ettireceğiz. Buyurun. Takvim.com.tr Görkem Agündüz. Hocam tebrik ediyorum. Kur'un için performansını soracağım. Bugün ilk maçına çıktı. İlk yarıda 6 numara oynadı. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerinden sonra stoper bölgesine çekildi. Performansını nasıl buldunuz? Kur'un için performansını gayet iyi buldum. Sonuçta son 2 haftalık periyotta Milan'da bireysel antrenmanlar yaparak kendisini hazır tuttu. İki antrenmanla sadece bu akşam maça hazırlayabildik ama dediğim gibi şu anda %70-75 hazır durumda kendisi. Bu akşam da ne kadar kaliteli, iyi oyuncu olduğunu gösterdi. Sonuçta ilk devre 6 numara, ikinci yarıda mecburen bazı oyunculara yük binmesin diye onu stopere çektik. İyi bir oyun çıkardı bu akşam. Buyurun. Turkuaz Dijital, Ali Kaan Aktaş. Dzeko ve Batshuayi'nin yüksek formuna rağmen Umut Nayır'ın ayrılığı söz konusu oldu hocam. Forvet hattına bir takviye düşünülüyor mu devre arasında? Olabilir. Bir tane yerli bir takviye olabilir. Buyurun. Hocam tebrikler. Haber Global, Samet Yılmaz. Mert Hakan Yandaş golden sonra böyle bir ufak duygusal bir an yaşadı sanki. Ankara Gücü'yle de adı çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Takımda kalacak mı veya görüşmeler devam ediyor mu? Mert Hakan da bugün takım kaptanı olarak güzel bir performans ortaya koydu. Uzun bir aradan sonra, o da sakattı biliyorsunuz. Ve uzun bir aradan sonra da güzel bir gol attı kendisi. Onun tabii ki mutluluğu, bir duygusallık yaşadığını ben de orada uzaktan da olsa gözlemledim. Sonuçta şu anda deminecekte söylediğim gibi herhangi bir oyuncumuzun şu anda herhangi bir yere gideceğiyle ilgili bir karar vermiş değilim. Bunu da zaman içerisinde gelişmelere göre değerlendireceğiz. Son soru İrfan Bey. Hocam derbi beraberliğinin ardından şu açı şöyle bir açıklamada bulunmuştunuz. Avaraj ve psikolojik üstünlük bizde diye. Şu anda puan olarak da 2 puan öndesiniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi derbiyle ilgili artık o çok geride kaldı. Onunla ilgili artık bir şey konuşmak istemiyorum. Biz maç maç önümüze bakıyoruz. Sonuçta oyuncularımı her maça, kupaya, lige, önümüzdeki ay Avrupa kupaları maçlarımız başlayacak. Biz geride kalanlara değil, önümüzdeki maçlara bakıyoruz ve maç maç değerlendiriyoruz. Orayla ilgili çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Gene de şu an erken bazı şeyleri konuşmaya. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de maç maç düşünüyoruz ve maç maç önümüze bakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını canlı yayında sizinle paylaştık. Transfere dair de bazı küçük ipuçları verdi hoca. Şu an için kimsenin gidişiyle alakalı kesin bir şey yok ve bir Türk santrfor alabiliriz şeklinde de hocanın ifadesi oldu Umut Nayır'ın ayrılığı ardından. Konuşacağız. Detaylara mutlaka değineceğiz ama Gürcan Bilgiç'e söz vermiştim basın toplantısı öncesi. Güzel de bir girizgah geliyordu ama kesmek zorunda kaldım. Devam edebiliriz. Kerem, senden şüpheleniyorum. Ben ayarladım. Yok yok, Ömer'le de öyle oluyor ya. Ömer'le ne zaman program yapsak tam ben konuşacağım, işte reklam arasına gidiyoruz. tam bir şey biri yapacağım. Çıkıyor konuşuyor. Ne bileyim, ortak mı hareket ediyorsunuz bu? Gizli şeyin, Lozan'ın gizli maddeleri gibi moderatörler arasında gizli bir anlaşma mı var? Neyse, latife yapıyorum. Sağ olasın. İyi bir takım oldu ve aslında gecenin yani 6-0 tamam çok güzel bir skor. Yeni şey ama manşetin esasında girişte sen verdin. Açış konuşmanda. Ne dedim? Duran toptan gol attı Fenerbahçe. Evet. Ligde yani Türkiye'de Türkiye maç, yanlış hatırlamıyorsam 2 Avrupa maçında var.
bir beka attı galiba, bir de Osterwolde. Evet. Osterwolde Twente'ye atmıştı. Twente'ye atmıştı. Acayip bir galiba beka da bir arka direkte falan. Arka direkte çok iyi yüksek. Ha, öyle bir, iki oyuncunun arasında. Öyle bir hayal meyal iki pozisyon hatırlıyorum. Ligde yok duran top golü. Yani kornerden yaptığı bir organizasyonla attığı bir gol yoktu. Ya da işte ceza alanına yakın free kicklerden ya da free kickten direkt attığı bir gol yoktu. Bugün ilk defa attılar ve neredeyse kopya, değil mi? Çok çalışmışlar belli. Birisinde Krunic Batshuayi'ye attırdı. İkincisi de direkt geldi Batshuayi'ye attı. Yani oradaki oyuncuyu da değiştiriyorlar. Ve İsmail Hoca'nın aslında şey bittiği zaman, geçen maçta da o dikkatimi çekti. Bilmiyorum yani hocalarım da neler o konuda. Lider takımın teknik direktörünün basın toplantısı bir dakika sürmez ya. Daha uzun sürmeli, daha geniş konuşmalı, daha çok bilgi veren, daha çok done veren basın toplantıları olmalı. Mesela bugün de İsmail Hoca bakıyorum, sadece sorulara cevap neyse onu verdi. Kornic'i beğendim. İşte kimse gitmeyecek. Ona şeye bakıyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki Samandıra'da, maçlarda birçok şey yaşanıyor. Ya da lig rekabeti içinde. Elinde olan birçok bilgi var. Takım hakkında birçok gelişme var. Oyuncularıyla ilgili planları var. Sen geçen maç şeyde kaçırdı. Neredeyse zorla kerpetenle aldık bizim çocuklar. Bartu ile ilgili bir yorum. Ve bugün biz Krunic'i seyredelim diye çıktık. Bence Bartu'yu seyrettik. Bartu Elmaz'ı. O bölgede. Yani Krunic tamam ilk maçı elbette bir tutuklu olacak. Arkadaşlarını tanımak için. Ama işte risk alan, öne oynayan. Baktığınız zaman daha tempolu, daha çok topu isteyen oyuncu Bartu'ydu. Genç bir oyuncu. Gerçekten çok büyük beklentileri var. İsmail Hoca onun için şey dedi, duran toplarda da müthiş dedi. Biraz daha sertleşmesini bekliyoruz dedi ikili mücadelelerde. Bilgi almışsın ama. Ama basın toplantısı söyledi. Yani ilk İsmail defa... İsmail Hoca bilgiyi vermiş ama istediğin bilgiyi vermiştin. Ne hoca... Verdi merakla bekliyordu evet. Zaten ne olacak diye. Yani bu tip donelerin en azından bizlere de fikir vermesi açısından, bizlere de burada bazı şeyler hayal ettirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ben. Yoksa elbette kendi bilecekleri. İster konuşurlar, ister konuşmazlar. Kısaca konuşur giderler. Ama dediğim gibi lider bir takım rekorlarla gidiyor. İşte 5 attı İstanbul Spor'a. Döndü 7 attı Konya Spor'a. Şimdi 6 tane attı. Yani son 4 maçta 5 attı, 7 attı, 6 attık. İstanbul Spor maçını deplasman sayma. O da İstanbul'da oldu. Ne ediyor? 13. 18 gol. Antep'le beraber 19 gol. 4 maçta. Yani böyle bir makine var karşımızda. Yani Çiçi yiyor karşısındaki takımın. Hangi maçtı? Hatırlarsınız. Tadiç bir röportajında killer dedi oyunlarını şey yapmaya çalışırken, örneklemeye çalışırken. Başakşehir ve Rize maçlarından biri olabilir. Sanki sezonun ilk bölümündeydi. Yok sonraydı. Daha sonraki maçlardan bir tanesindeydi. Bakacağım şimdi. Gene farklı bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Killer dedi. Yani öldüren bir takımız. Yani o kadar... Spartak Tırnava maçı sonrası. Bravo, Tırnava maçı sonrası. Bu takımın teknik direktörü çok mütevazi. Yani böyle bir durumu aklınıza gelen başka teknik direktörlerden biri yakalasa. Söyleyeyim mi? Oradan girer, buradan çıkar. En az 45 dakika sürerdi basın toplantısı. İşte dosyalar çıkartılır, konuşulur. Anekdotlar anlatılır. Verilen doğru kararlar böyle uzun uzun şey yapılır. Yani İsmail Hoca kendi hakkını yiyor bence.
Ama adam öyle bir yani. Herhalde. Yani bilmiyorum ama bence kendi hakkını yiyor. Tebrik ediyorum. Her şeyle büyük, müthiş bir makine yaptı. Aslında bir de şunu tartışalım. Abdullah Hoca'ya söz vermeden önce müsaadenle ben tabii ki. Ben soru sorayım. Tabii ki. Yani bu kadronun ilk 11 oyuncuları belli Abdullah Hoca. Bugün sahada çıkan. Delecek oyuncu var mıydı sence bugün? Başka bir oyuncu grubu. Yani Bonucci, Jaden, Mert bunlar ilk 11 oynayacaklar. Kurunic de oynayacak. Kurunic de muhtemelen. Belli değil daha. Oynayacak. Yani açınılmaz bu. Doğru haklısın da. Çok büyük kalite. Daha belli değil. Şimdi Gürcan abinin açtığı konudan bir giriş yapayım. Bu duran top mevzusu. Bu neden önemli? Şundan önemli. Bu duran toplar bir çözümdür. Çünkü şampiyonluğa giden takımlar, gerçi her takım için de geçerli ama özellikle şampiyonluğa giden takımlar oyunların zorlandığı bölümlerde buna ihtiyaç duyarlar ve hakikaten bir çözüm olur. Mesela çok zorlanırsın, örnek Antep'te mesela. Ve Fenerbahçe'de bunu kullanacak oyuncular da var. Ama şu ana kadar... Abdullah 11 korner attı. 11'inde de Antep'li oyuncular vurdu. Evet. Antep'te. Öyle bir aslında Fenerbahçe'de bunu çok etkili hem merkez atışlarda hem kenar atışlarda kullanacak oyuncular var. Hepimiz biliyoruz zaten. Bunun üzerinde çalışılması lazım ve çalışıyorlardır da. Ama ya çalıştıklarından bir verim elde edemediler veya alternatifleri çoğaltmak lazım. Ya Atletico Madrid'in sahanın herhangi bir bölgesinden toplam 40 tane duran top organizasyonu var. Atak ve savunmada. Düşünebiliyor musunuz? Atak ve savunmada. Yani o kadar önemli ki. Yani bu daha önceki yıllarda daha önem arz ediyordu. Bugün Fenerbahçe'nin benzer iki tane kopya gol atması, duran topu belki organizasyonları çoğaltır. Çünkü çok zorlaşacak lig. Çok. Değil mi hocam? Yani sizin elinizde belki Enrique de geliyor, o da iyi vuruyor. Kesinlikle. Belki kullanılırsa o ön plana çıkar. Cengiz var, Tadiç var, daha görmedik. Bir iki tane duran top organizasyonu yaptılar ama lig maçları özelinde konuşuyorum. Sonuç çok olamaz. Etkili alamadılar. Yani dediğim gibi yani duran toplar bir çözüm. Gürcan abinin dediği bu kadroyu kim zorlar? Ya ben bugünkü maçı bir ölçü kabul etmiyorum. Yani tamam Fenerbahçe çok etkili oynadı ama oyuncuların performanslarını değerlendirebileceğimiz maç sanki bu maç değil. İşte Banucci'nin. Özellikle savunmanın. Kesinlikle. Evet. Çünkü çok zorlayıcı bir takım yoktu. En azından oyun kurulumuna ne kadar büyük bir katkısının olacağını gördük. Ya onunla ilgili ama izlerken tabii oyuncunun profili hakkında bazı bilgiler. Mesela gelmeden düşünmesi, alan kontrolünü çok iyi yapması ki bu da İtalya'da oynadığından, çok maç oynadığından. Ben hocanın şöyle özellikle Banucci artı Osterwalde ikilisinin uyumunu yükseltme açısından onlarla başladığını düşünüyorum. Öyle bir şey sezdim. Yani çünkü Ceko şey gelmeyecek. Ceko ile Beka olmadığı için onların uyumunun daha iyi artsın. Onlarla oynayacak. Serdar da yok değil mi hocam? Evet. Yani öyle bir şey sezdim ikili devam etmesi açısından. Bence Krunic de oynayacak. Krunic artı Fred artı Şimanski olacak orası. Bartu'ya gelince esasında iyi oynadı Gürcan abi. Çok iyi bir oyun görüşü olan bir oyuncudur ve 6 numarayı da çok iyi oynar. Özellikle oyun kurulumunda bir 6 numarayla oynamak istiyorsanız çok ciddi potansiyele sahip bir oyuncu. Çok temiz ayak içi var ya. Apo. Pas hatası yapmaz. Müthiş. Pas hatası yapmaz. Yani Fenerbahçe... Ben Adana Spor'un açıkçası bugün oyununun ya birçok derin savunmadan çok. Çünkü bir lig maçı oynamıyorsun Gürcan abi hocam. Ya bir şeyleri riske edebilirsin. Biraz daha açık oynayabilirsin. Yani sen derin savunma yapıp ne kadar dayanabilirsin? Fenerbahçe'nin ileri hattaki bütün oyuncular özel yetenekli. Bir tarafta Emre Mor oynuyor. Bir tarafta şey oynuyor. Joshua. O kadar eksiltiyorlar ki. Ya biraz daha hocam risk al. Mesela
Risk Gülcan alsa... İlginç. Bir küçük virgül koyacağız. Çünkü maçın özetini uzun süredir, uzun süredir bilerek paylaşacağımız ekranda ve izleyici her zaman özet görmek ister. Mücadelenin özet görüntülerini ekrana getirelim. Bir de önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Saat 01.30'da da Fenerbahçe Adana Spor mücadelesinin tamamını A-Spor ekranlarında izleyebileceksiniz sevgili seyirciler. Şimdi mücadelenin özet görüntülerini ekrana getirelim. İlk düdükle Adana Spor karşılaşmaya başladı. İsmail Kartal görüntüye geliyor. Sağdan Mert Müldür bindirme yaptı, ona göndermedi Emre. Şimdi Mert'e doğru biraz hızlı top ama yakaladı Mert. Mert'in pası şimdi adaşına Mert Hakan. Orta geldi, bir kafa vuruşu üstten dışarıya. Joshua King. Bartu bıraktı sol tarafa doğru. Mert Hakan yerden Krunic. Solda Lincoln Henrique. Lincoln Henrique! Bir füze yolladı. Lincoln Henrique. 29. dakika. 1-0 önde Fenerbahçe. Lincoln Henrique'nin golüyle. Gerçekten tekrar tekrar izlenecek güzellikte bir gol attı Lincoln Henrique. Bu arada Junior Fernandez sağ tarafa doğru verdi. Etkili geldi Adana Spor orta. Gol pozisyonu dışarıya. Adana Spor'un maçın başından beri yakaladığı en önemli pozisyondu bu. Oberlan'la şu ana kadarki tek etkili atağını gerçekleştirdi Adana Spor. Sol taraftan Joshua King'le geliyor bir kez daha Fenerbahçe. King pasını verdi Henrique. Henrique bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Lincoln Henrique'nin asisti Batshuayi farkı 2'ye yükseltiyor. 39. dakika. Bir gol, bir asist Henrique'den. Soldan King gerçekten iyi kullanıyor o bölgeyi. Henrique, King Henrique, Batshuayi 3 topta golü buldu Fenerbahçe. İkinci yarıya sarı lacivertliler başladı. Emre Mor sağdan bindirme var. Emre gidiyor. Emre birden hızlandı. Şimdi Batshuayi ama Emre koşuyu kesti. Gol pozisyonu dışarıya. Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Ahmet'ten dışarı gitti. İşte bu şekilde. Mert Hakan topun gerisinde. 6 oyuncu ceza sahasında. Kale sahasına doğru bir vuruş ve gol. Tamamlayan arka direkte Batshuayi. Michy Batshuayi arka direkte son dokunuşu yaptı. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. Osterwold'e seken top son anda İrfan Can. Oberlan yine onunla gole yaklaştı. Adana Spor. 2-4 oyuncu penaltı noktası civarında. İkisi de hemen ceza sahası dışında. Ön direğe kafa ve gol. Hat-trick Batshuayi. Ön direkte Michy Batshuayi farkı 4'e çıkarttı. Kendisi de hat-trick yaptı. Batshuayi'nin gecesi Kadıköy'de. Ferhat. Ferhat'ın pasında Krunic. Topun geçmesine izin vermedi İsmail Yüksek. Şimdi Emre Mor'a doğru. Emre bir anda hızlandı. Pasını da verdi. Batshuayi aldı. Bir çalım. Batshuayi! Michy Batshuayi 4. golünü atıyor. Fenerbahçe 5-0 öne geçiyor. 71. dakika. Batshuayi durdurulamıyor Kadıköy'de. Krunic. İsmail. Batshuayi'nin koşu yoluna doğru iyi bir pas çıkarttı İsmail Yüksek. Batshuayi düştü, kalktı, top hala kendisinde. Pasını da verdi. Şimdi Emre bir çalım. Emre aldı, at dedi. Mert Hakan'ın golü. Emre Mor aldı, at dedi.
Mert Hakan Yandaş bu ikramı geri çevirmedi. 80. dakika. 6-0 önde Fenerbahçe bu golle. Çağdaş Altay bu kadar dedi. 90 dakikayı noktaladı. Fenerbahçe Adana Spor'u 6-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu vizesini alıyor. İsmail Kartal tek tek oyuncularını tebrik etmişti. Sarı lacivertli futbolcular da tribünlerde taraftarlarıyla bu galibiyeti kutluyor değerli futbol severler. Türkiye'nin kupasında Fenerbahçe'nin Adana Spor'u mağlup ettiği mücadelenin özet görüntülerini paylaştık. Gürcan Bilgiç'in sözünü kesmiştim. Pek çok zaman olduğu gibi. Vallahi bravo, unuttum. Ne diyordun Napo? Sana şeyi söyledim. Fenerbahçe'nin bu maç için yani performansının ölçü olmayacağını ama 6-0 galibiyet. Sen de demiştin hangi oyuncular eklenebilir, ilk 11'i zorlayabilir. Ya tabii mesela 4 gol attı Batshuayi. O oynamalı, Dzeko oynamamalı diyemiyoruz. Çünkü o kadar ayrı performanslar, o kadar ayrı oyun karakterleri çok, var ki. Çok farklı. Yani işte Fenerbahçe'nin ön tarafı. Tadić, Dzeko, Szymański, işte İrfan Can ya da Cengiz. Bu öndeki dörtlü Mert Hakan'ı da koyduğumuz zaman. Ya bu performansları değerlendirirken takıma katkısıyla beraber hocanın hangi maça, hangi dizilişte ne oynayacağı da çok önemli. Şimdi sen Batshuayi ile Dzeko'yu yarıştırırsan orada bir rekabet ortamı tabii ki oluşur. Ve şimdi her zaman Dzeko oynadıktan sonraki ilk akla gelecek olan ve de çabucak oyun değişikliği 12. adam olarak düşündüğün zaman kafandaki adam Batshuayi olacak. Çünkü o elde var bir kere her an hazır bir artık oyuncu. Alternatif oldu. Alternatif oldu. Mesela bu maçtan ve de daha öncesine de baktığımız zaman herkesin kamuoyu ve de bizim kafamızdaki Batshuayi tipine baktığımız zaman ya Batshuayi gitse belki daha iyi bir oyuncu, golcü olabilir mi? Tabii gerçi bu da tırnak içinde yani bu saatte nasıl hangi takım iyi golcüsünü verecek ki bir de öyle bir soru işareti olan bir şey de var, düşünce de var. Ama ben Batshuayi'nin bu yarışta her zaman olduğunu ve bütün kamuoyuna, futbol yorumcusuna, futboldaki her insana ve kendi teknik adamına bunu verdi bir kere. Büyük ihtimalle yarışacaklar. Cem abi, yanlışsam düzelt Kerem beni. Sezon başı bir Premier Lig durumum vardı. Nottingham Forest'ın ilgisinden bahsediyor. İstedi, Batshuayi istemedi. Bak bir de Gürcan. Mesela o kaldı. Ya da belki de anlaşamadılar, bilmiyorum. Şimdi, ama Batshuayi kaldı takımda. Abdullah Hoca da çok güzel bir şey değindi. Yani lig çok zorlaşacak. Ve belki üç kulvar var. Tabii kış geliyor ya. Ya zaman değil gelecek kar, belki. Yağmur. Zaman gelecek belki İsmail Kartal iki tane santraforu aynı anda kullanmak zorunda kalacak. Hocam Antep'te işte Antep'te 15 mesela. Dakika abi, skoru bulma adına hatta dediler ya özür dilerim lafını kestim. Ya ne kadar dedi risk aldı İsmail Hoca falan. Tabii. O an o gerekiyordu. Aynen tabii. Yani orta sahi kime döndü? Szymański ile Fred'e döndü. Çift santroforu, arkalı önlü. 4-4-2'ye döndü. Hatta 4-4-2'ye. Golü yedikten sonra Batshuayi'ye dedi ki sen biraz arkaya daha gel dedi. Evet. Önde oynasın. Ya bu haftalar olacak. Gelecek. Tabii. Konferans Ligi gelecek. Ya Allah korusun şakatlığı var. 64. dakikada çıkarmış İsmail'i. Mesela İsmail Hoca ve Cengiz. Cengiz evet. Şeyde eleştirdik hatırlayın Trabzon maçında. Çift santrafora dönmediği için. Evet. Yani bu sefer döndü. Baktı oyun sıkışıyor. Rakip işte 7-8 kişi gömülmüş ceza alanı içine. Yani bu da çok olumlu bir şey. Ders alıyor yani. Pozisyona da girdi. Şeyde ısrar etmiyor benim sistemim bu. Bu sistemi de ben çözeceğim diye. Baktı duvara çarpıp dönüyor. Dzeko da iyi bir gününde değildi. Antep'te, evet. Antep maçında. Yani stoper ya şimdi ezdi biraz Dzeko'yu bitirdi orada. Fenerbahçe'nin oyun kurulumundan rakip alana geçişe kadar o geçişleri sağlayacak olan kişiler, oyuncular hepsi mevcut. Ve Fenerbahçe'nin rakip alandaki oynayacağı bütün oradaki Tadić, Szymański, İrfan Can veyahut da Cengiz, Dzeko, arkasından Batshuayi, Joshua King
bunların hepsi öyle bir istim seviyesinde ki yani 10 üzerinden 8-9 oynayan oyuncular. Yani 70 tane gole bu 5-6 tane oyuncu katkı yapmış. Fenerbahçe'nin sadece orada sana karşı bir oyunu kitlemek için zaman zaman oluyor. Mesela burada bile 30 dakikada gol atamadım mesela. Zaman zaman burada bu tip şeyler olacak. Fenerbahçe'nin bunlara karşı başka bir alternatifler üretmesi lazım. Demin ne konuşuyoruz? Duran top. Söylediği gibi Abdullah Hoca'nın da duran top sahanın her bölgesinde bir oyun, bir farklı bir ceza sahasına giriş, tehlike yaratacak, pozisyon yaratacak şekilde taçı bile kullanırken, hatta bugün hepimiz ne diyoruz? Günümüz futbolunda antrenörler artık taç antrenörü. Taçın nasıl kullanacağıyla ilgili, tehlike yaratacağıyla ilgili rakip kalede bunun bile çalışmasını yapan hocalar oluştu. Ceza sahası dışarısında, mesela dışından atılan şutlarda ben Fenerbahçe'de biraz eksiklik görüyorum. Yani ceza sahası dışından daha çok topa vurmalı. Ama bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü ceza sahası içerisinde yetenekleri daha müsait, daha bu golü orada yapabilen oyuncular var. Ama şutör oyuncular da var hocam. Şimanski var, çok denemiyorlar. Önemli bir şutör. Denemiyorlar. Belki Fred'le, Krunic'le yeni bir oluşumla Bonucci. Krunic'le hiç fena bir şutör değil. Göreceğiz değil. Mutlaka. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin rakip alanda veyahut da skor üretmekte biraz ceza sahası dışından şutlarda ve de duran toplardaki gol bölgelerinde oluşacak olan orada rakibe tehlike yaratabilecek pozisyonlarda biraz eksik olduğunu görüyorum. Hı hı. Mesela bugün hoşuma giden şeylerden bir tanesi ayrıca Bonucci'nin uzun toplarındaki özellikle rakibin sırtına yapılacak olan koşularda oyuncusunu buluşturduğu, mesela Joshua King'e çok bir iki tane top attı. Bir tanesinde de Vasco'ya attı. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyun içerisinde rakip alanda tehlike yaratmak için kullanabileceği çok alternatifli oyunculara sahip. Evet. Ayakları çok temiz oyuncular var. Yani top geldiği zaman bir futbolcunun ayağına top gelmesini istemediğimiz bir seyircinin oyuncular vardır. Ama şimdi öyle değil. Fenerbahçe'nin oyuncuların hangisinin ayağına top gelse müthiş bir keyif oluyor. Tribün hop oturup hop kalkıyor. Özetlemek istediğim şey şu, Fenerbahçe'nin 6-0'lık bu oyunu tabii ki tatmin edicidir. Tabii ki hoca için bir öngörüdür diğer maçlar için. Ama bu bir test maçı, bu çok prova maçı gibi, işte o maçta kim oynar, buradaki iyi oyuncu şansını alır, Samsun maçında işte formayı kapmıştır gibi filan bir söylem getiremeyiz. Ama bir Krunic'i gördük, Bonucci'nin tekrar devam ettiğini gördük. Krunic'in tekrar kurulumdaki arkada kullanılabilir mi? Onu denedi hoca. Abdullah Hoca'nın dediğine çok katılıyorum. Defansın merkezinde Bonucci ile beraber oynayacak olan oyuncunun Osterwolde'yi devam edeceğinin işareti. Zaten orada da fazla bir oyuncu alternatif de yok. Serdar sakat, Luan Perez sakat, diğer iki oyuncu Bekau sakat, Ciku Afrika Kupası'nda. Bu iki oyuncuyu bir arada oynatarak daha birbirlerini tanımasına olanak sağlamıştır bu maç. Cem abiyle nasıl bir ilişkiniz var? İyi. Çok hiç, iyi bir ilişkimiz var. Mi? Hiç kesmediniz. Şimdi sen Gürcan'a... Ha, hiç kesmediniz sözünü. Gürcan'a şansı verdiği zaman... Sen şeyi hatırladım. Demin sözümü kesti, lafımı unuttum ya. Abdullah Hocam Adana Spor'un şeyini eleştiriyordu. Ha, oyun, şey, oyun anlayışı. Evet, evet. Oyun anlayışı. Oyun değil de şey, kadronun şartlarını söylemiş. Yok, şunu anlatmaya çalışıyordum. Sonuçta bu bir lig maçı değil. Adana Spor'un genelde oynadıkları maçları takip ettiğim için çok derin savunma yapıyordu. Hızlı etkili ataklarla bir geçiş oynuyordu. Ama bugün bir lig maçı değil, bir puanı oynamak. Gol atamazsanız hiçbir türlü turu geçemiyorsunuz. Penaltılar dahi olsa. Ya biraz daha oyunu... Hayır, sana şöyle katkıda bulunacaktım. Dediğin gibi. Kapandın 6-7. Açık oynasan kaç kaç biterdi? Gene 6 biterdi. Ya Gürcan abi, hiç olmasa oyuncun görünür olurdu, değil mi? Şunu mesela şeyi seyrettim. Eyüp maçını seyrettim. Eyüp Beşiktaş maçını canlı. Merak ettim. Yani PTT Ligi'nin lideriyle toparlanmaya çalışan bir Beşiktaş oynuyor. Dedim nasıl olacak acaba oyun anlamında? Ben dedim bayağı sorun çıkarırlar falan. Ama orada da büyük bir fark oluştu. Yani Beşiktaş ciddi anlamda oyunu force etti. 4-0 kazandı ki Eyüp takımı PTT Ligi'nde 6-7 puan, belki daha fazla puanla lider bir takım. Puan.
Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü var diye Yürcan abi. Seviye farkı var. Bravo. Onu söyleme. Esas söylemek istediğim o. Ligler arasında çok seviye farkı. Ha sen de diyeceksin ki Bandırma yendi. Ama İkinci Bandırma Kasımpaşa'yı yenerken oynamaya çalıştı. Risk aldığı bölümler oldu. Sonuçta da 1-0. Gaziantep'te son dakikada geçti. Tabii tabii. Yani Adana Demirspor elendi. Adana Demirspor elendi penaltılarda. Yani bu Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı bu kadar derin savunma yapıp kazanamazsınız. Yani o, öbür tarafta herkes geliyor. Fenerbahçe bu oyunun ortaya çıkmasındaki bence en önemli konu oyuncu profillerinin çok çeşitli olması. Her pozisyonu oynayabilir. Aynen öyle. Yani çok çeşitli oyuncuları var. Sol beki oyun kuruyor. Sağ beki çok süratli savunma arkası koşu yapabiliyor. Şimdi iki tane stoperi varken takımı öne çıkarıyor. Mesafeyi daraltıyor. Fred diye bir adam var. Buraya bakıyor, buraya atıyor. Santroforu gezgin oynuyor bazen eleştirilse bile. Tadiç bekini oyuna katıyor. O kadar çeşitli oyuncu profilleri var ki. Ben hiçbir Fener takımında bu kadar ve girenler de öyle. Sizin evet. takım da fena değildi. Bizim de öyle değildi ama Gürcan takımı, abi bunlar hem dinamik hem de çok çabuk pozisyona 2001 giriyorlar. 2001 takımı mesela Kenneth Anderson, Dzeko aynı tip santroforlar. Yani, o evet. da oynatan santrofor. O takımda da sanki böyle 10 golü aşan 4 oyuncu vardı öyle hatırlıyorum. Tabii. Sağ bek, sol bek onlar bir de burada Cem Hoca'ya katkı için söyleyeyim. Gol dağılımı, gol yelpazesi 5-6 oyuncunun üzerine dönmesi de iyi. Evet. Mesela Galatasaray bundan bir dönem Muzdarip'ti biliyorsun. Hep Icardi üzerinden oynanıyordu. Icardi Kerem. Değil mi? Tabii, Gürcan ikisi. Abi. Şimdi Fenerbahçe ya bu yakalanan parametreler çok kolay yakalanacak parametreler değil. Bir de İsmail Hoca işte ya bir oyun sisteminde oynuyor. Bir oyun sisteminde oynuyor ama oyun sistemini çok doğru oynuyor. Bir de o oyuncular da oyun sisteminin farklı versiyonlarını da sahanın tabii, içinde tabii. yapıyorlar. O yetenekleri var. Bir de hepsi de lider oyuncu oldukları için de çok farklı versiyonda da çok rahat tabii, oynayabiliyorlar. Mesela bugünkü oyunda Fred olsaydı sahada. Evet. Hücum aksiyonları bence ilk 10 dakikada bir golü getirirdi. Çözülebilir. Zaten Fenerbahçe'ye bu kadar çok golü attıran şey golü erken bulması. Bulamadığı zaman işte Antep maçındaki gibi ya da Trabzonspor maçındaki gibi sıkıntılar başlıyor. Rakibin direnci artıyor. Ama Apo da Cem Hoca'nın da gayet güzel söyledi. İşte duran top neden önemli? O 1-0'ı yakaladığın an yapsın defansa dedi. 7 tane oyuncusunu tutsun kendi cezalarının için. Bu bağlantı, sen demin çok önemli bir yere değindin. Bağlantılı oyuncular. Mesela bak Fenerbahçe'de birbiriyle bağlantılı o kadar çok oyuncu var ki. Fred, İsmail, Fred, Szymański, Fred, Osayi, Fred, Mert Müldür, gel öbür tarafa. Mesela hocam bir Ferdi, detayı kaçırmışız Tadiç. Bugün. Aslı mı orada? Evet. Fenerbahçe'nin ikinci golünü getirebilir mi? Pozisyonlara baktığımız zaman görelim. Orada mı görelim? Evet, evet. Pozisyonlara mesela bakacağız az sonra. Cemal Bonucci'nin uzun toplarından bahsetti haklı olarak. Hı. Orada da Jayden atıyor uzun topu. Evet. Bir tanesi. King'e. Çok temiz top ediyor. O da getiriyor. O, bak gün, mesela şey çalışılmış bir şey olabilir. Tabii. O hareket olabilir o. Mesela Jayden'ın da aynı zamanda Onu Bonucci'den çok göreceğiz bence. Göreceğiz, evet. Bence Bonucci ile Osterwolde oynadığı zaman Osterwolde'nin de pozisyonlarını tekrar yeniden göz geçirmesi açısından Bonucci'den çok şey öğrenecek. Bonucci göreceksiniz bak Osterwolde'yi çok daha iyi oynayan bir stoper haline getirebilir yani, biliyor musun? Yani değil şey, mi Apo? Katılıyor musun? Tabii bana? Tabii. Cem abi mesela o bilinen dörtlünün Fenerbahçe'deki bilinen dörtlüde başka bir oyun oynarsın. Bu dörtlüyü de yani Batu Şahin'in stoper, santrafor olduğu bir takımla o bilinen dörtlünün oynadığı oyunu oynayamazsın. Bak şimdi bu sırt koşuları neden önemli biliyor musun Gürcan? Genelde Fenerbahçe'yi ileride tutmak istedikleri için rakip kendi ceza sahasına sokup tehlike olmasını istemediği için ne yapacak? Takımını öne çıkarmaya çalışacak. Öne çıkardığı zaman da kendi arkasındaki kaleciyle defans arasında çok büyük bir havuz oluşacak. Tabii. Oraya da Fenerbahçeli oyuncular sırt koşuları yapacaklar. Oraya koşu yapacaklar dolayısıyla da. Orada da o topları atabilecek iki tane oyuncu var. İşte çok Fred de atar, Bonucci de atar ama Osterwolde'nin de bunları denemesi. Bonucci'den bunu görerek İsmail Kartal'dan sahadaki antrenmanda yapacağı uygulamalarla
bu tip koşulardan çok tehlikede yaratacağını düşünüyorum. Mesela bak bugün King yaptı o koşuları ama Tadiç oyuncu değil. Değil, öyle bir mesela, profil değil. Evet. Tadiç de oynadığında yapmıyorsun. Ha, Cengiz de oynadığında yapabilirsin. Yapabilirsin. Ha, doğru. O bir sırt koşularını. Fenerbahçe'nin, Abdullah Hocam senin de dikkatini çektim. Ne çok sol ayaklı oyuncusu var değil mi ya? Çok. Bak arkadaki İrfan Can, Tadiç, Şimanski, Cengiz. Jaden. Jaden. Emre Mor. Değil. Emre Mor. Josua King de Emre Mor. Şeyde yani, solak. Fred de solak. Fred'in iki ayağı da çok iyi ama geçen gün bir vuruş yaptı, sol ayağıyla yaptı. Hatta dedim ki, ya dedim bu sol ayak mı, ben bunu sağ ayak mı falan biliyordum. Abi enteresan oyuncu. Ben de ikilemde kaldım açıkçası. Mesela hareket halindeki topa iki ayakta vurabilirsin de bu duran topa da iki ayakta vuruyor. Evet. Duran topları da. Ama ağır ayağı sol ayak. Fred'in de. Ben bir şey kadro planlaması için bir şey daha eklemem lazım. Fenerbahçe'nin kaybettiği veya tökezlemeye başladığı işte Trabzon mağlubiyeti, Adana Demirspor beraberliği, North Zealand deplasmanı. Orada Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı savunmanın merkezi artı Fred'in olmamasıydı. İşte o omurga sıkıldı. Aynen. Oraya. Şimdi oraya da amiyane tabirle bir hava deliği kalmasın diye Banucci'yi alıyorlar. Krunic'i alıyorlar. Artı Krunic'i alıyorlar. Orayı da ya buralarda biz oynadığımız zaman ikinci devrede bu başımıza gelebilir diye orayı da tutuyorlar artık. Tam altı kapıyı aldılar. Tabii hocam. Yani ama bu bir şeydir yani bu oyuncuları, bu kadar kariyerli oyuncuları bu zamanda getirmek bir kadro planlamasıdır aynı zamanda. Bir Krunic'le herhalde 3-4 aydır konuşuyorlarmış. Öyle düğünler geliyor. Sezon başı olabilirdi. Sezon başı istediler olmadı. İsmail Kartal çok özellikle çok istedi ama sezon başında olmadı, şimdi oldu. Dediğin gibi yani ben de dediklerine %100 katılıyorum. Yani o kadro planlamasında bu arada hep kaliteli hem lider oyuncu olacak hem hazır oyuncu. Bu hocam zaten Fener'in şu andaki en büyük avantajı rakibiyle mukayeseye baktığın zaman hep hazır olan oyuncular. Gelen oynuyor. Hemen oynuyor. Gelen oynuyor. Ve gelen oyuncular da takımın seviyesini de iyi oynama seviyesini de yükseltiyor. Galatasaray'da öyle değil. Mesela Galatasaray'da bağlantılı oyuncu diye baktığımızda bir tane bağlantı oyuncusu var. Kim? Kerem'le Icardi. Geçen sene nasıldı orta saha? Torreira, Oliveira, Mertens. Sağda solda Kerem. Sağda Raşit'sa. Icardi. Bunu bütün bir sene mümkün olduğu kadar bir arada oynadı ve de Kerem'le beraber Icardi'nin bağlantısı oluştu. Ne zaman ki yeni transferler geldi, iyi bir Kerem performansından da kenarda tutamadılar. Kerem'i aldılar 10 numara pozisyonuna. Raşit'sa da gitti. Yani oradaki bağlantılı oyuncuların birbiriyle olan ilişkileri hepsi çok şey oldu. Gelen oyuncuların da katkısı da iyi oldu. Sağ kanattan Raşit San'ın da Icardi ile iyi bağlantısı vardı. Orada ikili bir ataklar çoktu Kerem. Bir tane çizgiyi kullanan kanat oyuncusuyla oynuyordu. Saşa Boy Raşit'sa var. Evet. Solda Kerem'le Icardi bağlantı kuruyor. Torreira Oliveira var. Mertens öyle. Ya o bağlantıları bütün bir sene boyunca çok iyi tuttu Galatasaray. Evet. Bazen istemeden bozuyorsun oynanan oyunu. Cem abi. Geçen sene de sol bek yoktu. Bu sene de sol bek yok. Yani kaç o tane sağ ön aldılar? Ziyech'i aldılar. Tete'yi aldılar. Evet. İki. Barış Alper var ellerinde. Üç. Üç. Gerektiğinde Kerem de oynuyor. Dört. Oynar. Evet. Dört tane sağ ön oyuncusu aldılar. Sol bek Angelinho geldi ama verimli olmadı. Angelinho'yu aldılar. Şimdi onu da oynatmıyorlar işte. Evet. Maçı dolmasın almak zorunda. Gürcan Fenerbahçe'nin özgüveninin gelmesinin en büyük nedenlerinden biri ara transferin birinci gününde sen Bonucci'yi pat diye getiriyorsun. Bir de psikolojik üstünlüğü kazandı ikinci hocam. İkinci gününde Krunic'i bitiriyorsun. Ve arkasından hala dediği gibi işte arkadaki herhangi bir kafada bir problem bırakmamak için de yeniden bir stoper arayışına giriyorsun. Ve Türk olması için Çağlar Söyüncü gibi çok önemli bir takımımızın oyuncusunu planlamaya çalışıyorsun. Ya bu planlamalar şu an için değil. Bunlar epeyden evvel yapılmış. Tabii. Ve hemen kararı uygulamaya geçmiş. Bence senin de gelen oyuncu da oynuyor. Yani büyük rolü var. Mario Branco'nun, sportif direktörün. Yani, geçen senelerdeki planlamayla bu seneye tabii, bakınca tabii, arada yani bariz bir fark var. Son iki senedir ciddi şekilde bu seneki planlama içinde, özellikle bu seneki çok planlama çok iyi, çok doğru planlama. Çok iyi işte bir de tabii Ali Başkan da parayı veriyor abi. Hem öyle bir de İsmail Kartal'ın hakkını yemeyelim. Tabii. Planlamanın da oluşmasını sağlayan birinci figürü de İsmail Kartal. Pozisyonlar üzerine tek tek konuşacağız. Çok kısa Gürcan Bilgiç'e bir sorum. Dün de maçın hakemi Barış Alper Sakay'ı konuşmuştuk. Ankara Gücü mücadelesinde özellikle. Bugün Çağdaş Altay'ın nasıl buldunuz? Ben iyi.
Ben enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ben seyrettiğim maçlardaki hakemler iyiydi bugün. Ve var yok. Belki de ondan. Yani bir sürü pozisyon oluyor. Yok eline çarptığına bakıyorsun adamın göğsünden gelmiş. Doğru karar. Elbette hatalı kararları vardır ama. Mesela Ankara Gücü'nün ikinci penaltısı bence. Evet. İlk penaltısı. İlk penaltısı. Ama o kalabalık içinde öyle, o kararı verebilir. Evet, yani ya, onu şey oyunun akışına yardımcı olmaya çalıştı ama hakemler. Ama şey, ben bugünkü hakemi de beğendim. Gerçi çok baskı altında stresli maçlar değildi. Ankara Gücü maçı hariç. Hazırlanıyorlar galiba yani onlar da değil mi? Son dakika abi gelsin bunlar ya. Ötekiler gitsin ya. Bir de yani biz Kerem'le oturuyoruz hakemler açıklanıyor ya. Vallahi biliyoruz maçları ya. Bunu kazanacak, bunu kazanacak oturuyoruz yapıyoruz. Hakemler çok tutuyor tepki yani aldı. Ya. Hakemler çok tepki aldı. Yani o isimleri hiçbir başkan, yönetici, teknik adam maçlarında görmek istemiyor. Çünkü hepsinde bir şaibe gibi bir güven eksikliği yok. Şaibeden dolayı güven eksikliği oluşturur. Şimdi bu kişiler yeni yeni çıkacaklar. Pırıl pırıl insanlar. Büyük bir ihtimalle artık yavaş yavaş Süper Lig'de de yönetmeye başlayacaklar. Aslında var Çağdaş Hoca yönetiyor bu arada. Var yönetile var iyi yönetilse çok doğru bir sistem. Evet. Ama biz şimdi ne oldu? Biz hakemleri konuşuyorduk. Yeni bir cephe açıldı. Bu sefer VAR'ı da konuşmaya başladık. VAR sistemini de konuşmaya başladık. Haliyle MHK'yı yeniden bir planlama, onlar da yeniden bir organizasyon. İşte bu hakemlerin devreye girmesiyle, eski hakemlerin biraz geriye çekilmesiyle veya daha doğrusu haklarında şaibe de demeyeyim, formsuz olanları biraz daha geriye çekerek belki de bu tansiyonu düşürecekler. Pozisyonlara göz atacağız sevgili seyirciler. Cem Hoca'yla beraber ayağa kalkabiliriz. Peki. Tabii ki Abdullah Hoca'dan, Gürcan Bilgiç'ten de destek alacağız. Abi kafa topu mücadelelerinde Abdullah gelir oraya. Tamam şey gelir. Yalnız ikimiz de sol ayaklıyız ona göre. Evet. Cem başlayalım. Abi ne yapıyordun? Koluna giriyordun değil mi? Hayır. Mücadelenin pozisyonlarını sizlerle paylaşıyoruz. Burada Adana Spor'un bir penaltı beklentisi söz konusu oldu. Lukaku'nun soldan bir bindirmesi var. Çok ciddi itirazlar söz konusuydu ama iyi bir tespit yapılmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bence bir şey yok ya. Yani çok ikna edici bir pozisyon değil. Omzundan dönüyor zaten. Omzundan bence yani, göğsüne çarpıyor. Göğsüne çarpıyor bence. Zaten. Yani. Şey de değil, açık eli, ben ilk baktığımda açık eli zannettim ama açık eli de değilmiş. Bu arada göğsüne ele de çarpsa muhtemelen göğsünden destek gelir. Eli destek olarak. Eli, hayır hayır, ele çarpsa gitti geçmiş hayır, olsun. Hayır, açık ele çarpsa açık bence penaltı. Yok, açık el sağ eli değil, açık sol eli söylüyorum. Sol el, sol kaydı el, destek eli. Hayır, o sol ele de çarpsa penaltı. Sol ele çarpsa destek eli. Destek eli olurdu penaltı olmaz. Olmaz da. Bence, abi. Bence. Çok yayılıyor eli, baksana arkaya doğru. Ama elini sürüyor. O da biraz tabii hakemin de takdirine kalmış oluyor birçok pozisyonda. Ben aslında penaltı veririm öyle gelene. Burada karar doğru. Devam edelim. Leonardo Bonucci savunma arkasına uzun bir top gönderiyor. Mert Hakan rakibiyle mücadele halinde. Bu ofsayt rakip araya girdi. Sanki evet geriden çıkıyor gibi. Şuradaki oyuncu ofsaytı bozuyor. Lukaku. Evet, Lukaku ofsaytı bozuyor. Biz de hatta seyrederken aynı şeyi konuşmuştuk. Lukaku bozuyor demiştik. Allah'tan gol olmadı. Savunma da zaten araya girdi. Ofsayt yok ya. Ofsayt yok gibi yok. Görünüyor. Devam edelim. Net açık bir pozisyon. Top Bonucci'den geldi değil mi? Evet. Bonucci... Burada yine akını başlatan isim, iyi bir vuruş gelmedi Mert Müldür'den. Bonucci'den başlayabilir miyiz yani? Tabii ki. Bir daha pozisyon başlangıcına gideceğiz tekrarı gördükten sonra. Harika bir pası var bu arada Mişi Batshuayi'nin. Tabii çok iyi denk gelmesi, bacağının arasından geçmesi Batshuayi için çok önemli. Çok estetik çok bir estetik. Görüntü. Kerem şey geldi mi sana? Taraftar sayısı? Taraftar sayısı yanlış hatırlamıyorsam 19 bin. 19 bin. Küsür, evet. Bir daha bir Bonucci ile şey yapabilir miyiz? Bonucci'nin ayağına geldiğinde bir bekletebilirsek. Bonucci'nin ayağına yukarıdan, pozisyon başlangıcı. Burada duralım. Bonucci'ye alalım bak, topu. Geriye gelelim. Burada duralım. Bir stoper özelliğine oyun kurulumunda en önemli şey. Dursun lütfen. Bekle bekle bekle. Şimdi burada bir tane sağ bek var. Burada ama en rakibi can alıcı yeri derinlemesine oynayan top. Şimdi buraya atsa
arkası defans kurulacak değil mi hocam? Bir sen tabii, de tabii. İstersen destek ver bana. Buradan oyun kurulumunda genelde stoperler hep kenardan başlatırlar. Evet. Ama bu işte Bonucci özelliğini ortaya koyuyor. Direkt oyunu ve bütün işte rakibin defansını, bütün her şeyini allak bullak ediyor. Dolayısıyla yani Bonucci için çok önemli bir artı puan. Buna benzer çok şeyler göreceğiz diye düşünüyorum. Bence maçın içinde 2-3 tane evet, daha var derini. Evet, evet. Bir iki tanesini yapamadı. Zaten iki şeyi tercih ediyor. Yana oynamaktansa önce dikine bravo. Mümkün olduğu kadar rakipten fazla oyuncuyu oyundan düşürmek. İkincisi biraz önce offside olmayan pozisyon dediği gibi hocamın. Savunma arası ve arkası ana atıyor. Uzun. Cem hocam biraz daha böyle bana yaklaşabilirsiniz. Kerem bu gibi oyun kurulumunda defanstan başlayan bu oyunların dikine başlattığı zaman rakibi tamamen sürklese eden, rakibin bütün balansını bozan en önemli başlangıçlardır. Evet. Burada eğer kenara bekinizle veyahut da çizgideki oyuncuyla başlarsanız oyunu sete dönüştürmek için rakibin yerleşmesine daha çok müsaade edersiniz. Ama bu gibi oyun başlangıçları bakın atak neticelendiriyor. Ki çoğu başlangıç atak, sizin tabii. söylediğiniz gibidir. Rakip de aynen. bunu bilir ama bu şekilde rakibi de aslında bozmuş çünkü oluyorsunuz. Fenerbahçe'nin direkt. Zaten bu araya atılan derin toplarda topla ilişkileri çok iyi oyuncuları olduğu için top kaybı zor oluyor. Ve orada da çok oyuncu olduğu için rakip de ya onu mu tutacağım, Başşuay mı tutayım, Emre Mor mu vardı, orada Mert Hakan geldi, oradan işte şey geldi, başka. Bu oyuncular kafasını karıştırıyor ve defansın bütün mentali düşüncelerini bozuyor. İzleyenlerin dikkatini çek, şey biraz daha dikkatini çekeyim. Bu bir blok arası pas. Yani Başşuay'ın aldığı pozisyonu görüyor musunuz? İki tane Adana bloğunun arasında alıyor, çok etkili bir yerde. Pasın kalitesi de çok iyi. Bir de müthiş bir pas vermiş. Bunu maçta nasıl denedi anlamadım. Evet. 0-0 burada oyun. Yani çok Mert, iyi pas. Mert Bildirim koşusu da çok Mert'in önemli. Mert'in yalnız Mert'in bu vuruşları Kerem eksik. Buna çalışması lazım. Özellikle bek oynadığı zaman görünen o ki çok hata olur. Çıkacak. Bir tane daha böyle vuruşta eksikliği vardı. Bence bunu çalışması lazım. Peki şey olabilir mi? Dur burada Aslı. Bonucci'ye yine aslında topu alabilirsek tam atağın başlangıç anına. Cem abi. Efendim. Evet. Sol açıkları açığa bak abi. Bonucci ama, oraya da atar mı topu? Abi atmaz. Çünkü hayır, istese oraya da atar. Hayır, gerek yok. Adam en direkt, en tehlike yaratabilecek yere atıyor. Tamam. İstese, bu çok... Mesela orada opsiyon olması oraya atar. Tabii. Ama orası etkisiz olur. Şimdi dediği gibi orası sol dışa etkisiz. Değil mi? Aslında ona kullanabileceği... Şeyin arkasında, sağ bekin arkasında. Gürcan. Oraya... Mesela orada da iki oyuncu... Ama Adana Spor da kalabalık orada. O pas opsiyonunda varlar. Burada Gürcan, da kalabalık. En doğru tercihi çok yakında üç oyuncu var. Bonucci'nin en büyük özelliği en doğru atılması gereken yere doğru yere atıyor. Bir de ayakları da çok iyi olduğu için de... Geçebiliriz aslında sıradaki pozisyona. Fenerbahçe yine atakta. Sarı-lacivertler zaten büyük bir baskıyla başladı maça. Lincoln Henrique sahalarda ender görülebilecek gollerden birine imza atıyor. Hakikaten büyük bir sakatlık geçirdi. Çok geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Taraftar hem mutlu hem şaşkın. Müthiş. Böyle bir golü görmek her zaman nasip olmuyor. Roberto Carlos golü. Çok iyi gol. Çok iyi gol. Çok iyi söyledin güzel. Ya ben her şeyden önce böyle bir sakatlıktan çıkan birisinin bu kadar bir iştahla oynaması, golü bir tarafa bırak Kerem. Bu kadar iştahla oynaması, tekrar sahalara dönmesi, bir sene sonra çapraz bağ ameliyatı geçiriyorsun. Ya bu sakatlık kolay bir şey değil. Yalnız başına çalışmak kolay bir şey değil. Bu vuruşu tabii çok üst düzey. Kulübeye baksana. Hocam, kulübeye bak Allah aşkına. Ceko bayağı keyiflenmiş bu arada. O da görünüyor. Cem hocam kalecinin uyanması gerekiyor mu? Çünkü ya, sıradaki açıdan gördüğümüzde Lincoln çok net kaleye bakıyor. Kalecinin büyük bir hatası var. Evet. Yani bu golü yememesi lazım ama vuruş kalitesi de çok iyi. Üst düzey. Bunu denemesi, bu denemek için o fizik kalitesi hepsini birleştirdiğimiz zaman da bakın herkes ne kadar seviniyor Lincoln'la ilgili. Evet. Lan bu kaleci orta bekliyor Kerem bak. Evet. Bence hatası var. Sola verir tabii canım. Çok hatası %100. Çok hatası var. Bir kere vuracağını bu açıdan etmiyor. Bravo. Bu tamam. Açıdan olduğu zaman koruduğu açının ilk direği alması lazım. Hocam da bilir. Oradan mühim olan diyor ki
orta yapacak. Çıkar diye tabii, kendini ona göre ayarlıyor. Aynen, bravo. O da ama yine delinden geçirdi. Yani kaleci mi hatalı, Lincoln mü? Kaleci hatalı ama Lincoln'de vurabileceği en iyi vuruşu yapıyor. Yapabileceği en iyi vuruş. Tabii, daha iyisi olamaz. Vuruşa bir şey demiyoruz yani. Da. Muhteşem. Yani gerçekten farklı açılardan bu arada tekrar tekrar topun gidişini yönetmenimizi görüyoruz. Yönetmenimizi ve kameraman arkadaşımızı tebrik edelim abi. Evet. Nefis. Çok iyi yakalamışlar. Evet. Burada da Dzeko yine çok mutlu golden sonra Tadic'le beraber Lincoln'un muhteşem golünü tekrar izledik. Seyredenler de clear team. He. Evet. Seyredenler çok çok klas oyuncular. Onlar da eminim ki epey keyif almıştır ekran başında ve stadyumdaki taraftarlar kadar. Devam edelim. Lincoln'un muhteşem golüyle Fenerbahçe açılışı yaptı 29. dakikada. Sarı lacivertliler baskın oyununu ve ataklarını sürdürdü. Lincoln burada topla buluştu. Mişi Batshuayi'yi buldu. Batshuayi kendisi adına perdeyi açtı. Skoru 2-0'a getirdi. Daha yalnız çok şey yaptı. Lincoln'un de devamlı ceza sahası içerisinde dolaşması bir sol bek olarak evet. Da ilginç değil mi Abla Hocam? Çok etkili oldu. Şurada bir gol bir asist oldu. King. Lincoln'e bırakan King. Şuraya Lincoln'e atan kim? King. King'i atan Jaden. Jaden Osterwold'e. King, Lincoln, Batshuayi. 4-4 pas. Çok güzel. King de güzel bırakıyor bu arada. King'i atan kimdi? Osterwold. Osterwold attı. Bak şimdi bir kere daha görüyoruz. Evet tamam, sol ayarlı. Koşusunu görüyor. King'in önüne doğru gönderiyor ki Lincoln da aslında o noktaya hareketlenen bir oyuncu. Ama Lincoln de King'e bırakıp doğru yere doğru gidiyor. Yere, evet. Ya burada ceza sahası içerisinde ne kadar doğru bir hamleyle herkesin doğru yerde golü istemek için bulunduğu yerler çok önemli. Burada alışılmış ezber gelen bir pozisyon da var. Orada muhakkak bir Fenerbahçeli oyuncu olacak. Cem abi oraya kaç çıkardım. Oyuncu var? 4-5 tane oyuncu var. 5 tane değil mi? 5 tane oyuncu var. Cezalının içinde ve yakınında 5 oyuncu var. 29'da Fenerbahçe öne geçmişti. 39'da evet. Farkı 2'ye çıkardı. Sarı lacivertlerin ikinci golünü kaydeden Mişi Batshuayi'ydi. Devam edelim pozisyonlara. Bol gol var. 29'a kadar da bir şey yok, enteresan. Aynen. Korner kullandı Mert Hakan Yandaş'la Fenerbahçe. Kafa vuruşu sonrasında kaleciden seken topu Mişi Batshuayi ağlara gönderdi. Kafayı vuran da Rade Krunić. Yanlış görmediysem Aşırtan bir kere daha Krunić, evet. Bakacağız. Mert Hakan'ın ortası. Krunić de bu arada Fenerbahçe ile ilk maçında ilk golüne çok yaklaşıyor. Kaleci Ahmet Sait Kıvanç'ı ilk gol için eleştirdik. Şeyi burada da iyi bir kurtarışı var aslında. Bu Batshuayi değmesi girmiyor değil mi? Ya yani atmasa girmiyor değil mi? Krunić'ten. Bakalım. Bir daha bakalım. Gol yok, girmiyor. Yok, olmuyor. Girmiyor. Olmuyor. Kaleci kurtarıyor. Evet. Ama burada kaleciye bir şey diyemeyiz. Yani kalecinin kurtarışı iyi, bence çok iyi. Kurtarışı var, refleksi var. Orada artık o topu nereye tokatlayacağını düşünemezsin. Yani mühim evet. Olan orada ilk birincisi golü yememek. Orada topa dokunması bile iyi bu pozisyonda. Ben burada şunu beğendim. Bütün oyuncuların aynı anda kalkıp kaleye yüklenmesi. Muhakkak birisi vuracak. Yani orada defansın yapılanması da kolay değil. İyi de bir vuruş geldikten sonra. Yalnız Mert Hakan'ın da hakkını vermek lazım yani. Doğru. Ya ben ağzına bence, sokmuş topu oraya atmış. Bence yani. De daha ben Fenerbahçe'nin kullanmış olduğu duran toplarda iyi vuruşlar yani. Olduğuna pek şey yapmadım. Ya şahit evet. Olmadım açıkçası ya. Bu arada enteresan görüntü. Krunić golü bekliyor vuruşu yaptığında. Üzülürken Batshuayi'nin golü attığını görüyor. Onu da geniş açıdan da görebiliyoruz. Daha İlk maçında gol atmak hakikaten çok güzel. Görmüyor aslında. Onu görmüyor. Evet. Görmüyor. Onu görmüyor. Tam üzülürken gol kaçtı diye Batshuayi topu ağlara gönderiyor. Bir kere daha gördüğünüzde belki dikkatinizi çekecek. Tam ilk golüne de çok yakındı Rade Krunić. Kerem, böyle pozisyonlarda şöyle oluyor. Bu ön alan aşırtma veya sıyırtmalarda olay çok hızlı geliştiği için eğer rakip etkisiz ilk topa temas ettiği an gol olmama şansı çok az şey oluyor, azalıyor. Gol olma şansı çok yükseliyor. Evet. Abla Şimdi, hocam lafı unutma. Gökhan bizim gönül çok yapardı bunu biliyorsun. Evet, evet. Arkalarda dolaşırdı. Herkes bilirdi. Koşar,
Ya herkes Gökhan'ın bileceği, vuracağını bilir ama Gökhan'ı bakarsın bulamazsın. Öne bir koşu yapar, bir aşırttırdı. Yani o çok iyi çalışılmış bir pozisyon. Mesafe çok yakın hocam. Evet. Bir de önlem alamıyorsun. Rakip bir vurdu mu, ayakla da vursa önlem alamıyorsun. Kafayla da. Çünkü 6 pasın içinde olay gerçekleşiyor. Mühim olan topu oraya düşürmemek. Tabii. Düştü an... Çok iyi önlem alman lazım. Tabii tabii. Çok iyi destek. Ya alan savunması yapacaksın. Ya adamla çok iyi oynayacaksın. Ama burada adamı da kaçırmışlar zaten. Devam edelim. Fenerbahçe 50. dakikada farkı 3'e çıkardı. Adana Spor burada taç atışı kullandı. Dar açıdan çok sert bir vuruş Oberland'dan. İrfancan Eğribayat'tan bence günün en güzel hareketlerinden birini izledik. Bak burada neye bakalım? Osterwolde'ye bak burada bak. Bak bak bak. Görüyor musun? İşte Osterwolde'yi eleştirdiğimiz yer burası. Abdullah Hocam ne diyorsun? Yani burada Osterwolde geçirmeyecek. O kadar yanlış bir yerden giriyor ki. Evet. Ceza sahası içerisindesin. Adam bir kere düşse penaltı kesin. Evet. Ve bunun dışında adamı içinden bırakıyorsun. Halbuki dışından götürmen lazım. Bak hiç gerek yok buna. Bu gol olabilirdi ama tabii İrfan Can Eğribat çok iyi çıkarmış. Ekstra bir kurtarış ekstra diyebilir miyiz? Evet. Diyebilirse. Ya Fenerbahçe... Açı dar ama vuruş çok iyi. Keremciğim Fenerbahçe kalecisi olmak gerçekten çok zor bir şey. Her dakika her pozisyon gelmediği için hep sıcak kalamıyorsun. Evet. Soğuk kalıyorsun. Aniden bir top geldiğin zaman hata yapma lüksün çok fazla. Sen eğer burada pozisyona odaklanırsan devamlı... fizik olarak sağlam aynı zamanda da ısınıp vaziyette kalırsan bu topları çıkarabilirsin. Ki bunlar da zaten Fenerbahçe'nin kalesine nadir gelen ataklar. Burada zaten kaleciliğini konuşturacaksın. Burada kadroya gireceksin. Yalnız burada Mustafa Hoca'yı Adana Spor'da tebrik etmek lazım. Bu da çalışılmış pozisyon. Tabii yani, taçın devamı. Tabii. Yani Abdullah Hocam altını çizdi duran topların ki evet. Taç da bunlardan bir tanesi. Tabii. İyi organizasyon. Onlar da hazırlanmışlar yani bu gol olabilirdi yani. Maç 0-0 olabilirdi. Ama çok orada. Yakın mesafe müthiş bir refleks yapmış. Attı bir topu, de hop pası indirdi. Bir de Gürcan abi bak çok iyi yere vurmuş. Aşağıya vurmuş. Oradan yani bir şeyi böyle el atıp çıkarması çok iyi refleks. Abdullah hocam şeyi de söyleyeyim. Mert Müldür'ün vuruşundaki en iyi pozisyonda ne kadar kötü evet. Vuruyor. Adam ne kadar zor bir pozisyonda doğru o isabet kaydetmeye çalışıyor. Bu arada şutu çeken oyuncu Oberland da bir dönemin çok parlayan yıldız adaylarından biriydi. Basel'de müthiş bir kariyer başlangıcı yaptı. Sonra istediği seviyeye gelemedi. Yani potansiyeli var olan bir oyuncuydu. Adana Spor'un başarısı için ter döküyor şimdi. İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışını izledik. Devam edelim pozisyonlarımıza. Bonucci de çok iyi destek veriyor İrfan Can'a. Sıradaki pozisyonu ekrana getiriyoruz. Yine sol taraftan kullanılan bir duran top. Çok iyi orta Mert Hakan Yandaş'tan. Ön direkte kafayı vuran Mişi Batshuayi. Hat-trick golü. Dakika 68. Mert Hakan'ın vuruşu, topa gelişi oraya çalışılmış bir pozisyon. Bak koşuyu mesela Batshuayi hep öne yapıyor. Niye arkaya yapmıyor? Demek ki öne yapılması gereken bir konuşulmuş. Bu programa alınmış ve bütün herkes yerlerini almış. İsmail de öne gidiyor dikkat zaten. Dikkat edersen bu tip koşuları uzun adamlar, gole yatkın adamlar hepsi bak 3 tane oyuncu birinci koşuyor, direğe koşuyor. Arkada seken bir eğer kazayla kötü bir vuruş varsa bir tane nöbetçi oyuncu koyuyorsun. Kim orada? Joshua King var. Dönen ve seken toplarda... Bütün bak şeylere ceza sahası üstüne Fenerbahçeli oyuncular orayı alanları iyi parsellemiş. Ya bu çalışılmış bir duran top organizasyonu ve verimini de alıyorsun tabii. Bak, peki size bir hafıza sorusu. İlk golde ön direğe koşan oyuncular kimdi? Krunić ile İsmail miydi? Bonucci. Öyle mi? Bonucci, Krunić vardı. İşte ilk golde. Bonucci evet. Yoktu ya. Krunić'in hemen arkasındaydı. Arkasındaydı. Şimdi kim? İsmail ile Krunić. İsmail de var. Krunić yok. Yani Krunić İsmail'in hemen arkasında. Cem abiye katkı yapmak için seti değiştirmişler. Yani Krunić bu sefer ön direğe koşmuyor. Halbuki gene koşabilir madem set aynıysa. Ya elinde eğer 1.85 üzerinde o seviyede oyuncular varsa bunu kullanırsın. Bunlar önemli silahlar ya. Yani
bu cephanelikleri kullanmasan nerede kullanacaksın ki? Arkadan daha Osterwolde'si gelecek. Daha Ceko'sun olduğu hayır, dönemler. Hayır, şey söylemeye çalışıyorum. Aktörler değişiyor. Tabii, senaryo tabii. Belki aynı ama aynen. Bence yer aktörler aynı. Aktörler değişiyor yani. Kullanan da aynı dediğin gibi. Evet, evet. Senaryo aynı. Ama bence Hakan oraya atacağını biliyorlar. Tabii. Evet. Ön direğe atıyor şey dikkat ediyorsun. Çalışılmış yani. Oraya tabii. Yapılacak o koşu. Ama şimdi mesela rakip Kurniç'i gözlüyor. O ön direğe koşar diye koşmuyor. Bu sefer tabii. Batu Şua'ya çıkıyor. Oyuncular ya değişmiş. Da İsmail çıkıyor o koşuyu yapıyor yani. Ya bir de öyle bir şey ki istediğin kadar önlem al. Ya adam senden üstünse, senden daha avantajlıysa, onu da iyi kullanıyorsa yapıyor zaten ya. Devam edelim. Fenerbahçe'nin dördüncü golünü gördük. Sarı lacivertlerin atakları dördüncü golden sonra da devam etti. Emre Mor'un pasında Batshuayi topla buluştu. Sağına çekti. Bir daha tıkladı. Küçük bir tutuş ve çok sert düzgün şut. Kerem'ciğim burada artık Adana Spor'un yavaş yavaş düşmeye başladı ve rakiplerinin yanında çok fazla duramadığı için Fenerbahçe'nin de özellikle de yeteneklerinin ceza sahasında iyi olduğu için, kilit pasları iyi kullanan oyuncuları da olduğu için de burada Batshuayi'nin buluşturulması Emre Mor için önemli tabii, iyi bir hanesine yazılacak bir puan. Bunun dışında da Batshuayi'nin vuruş tekniği iyi olduğu için vuruşunu ayarlayacak, iyi sert vuruşunu yapabilecek pozisyona getirme. Ama burada tabii Adana Spor defansı da yani öyle işte düşmüştü artık biraz yani. Evet. Ne dersiniz Abdullah Hocam? Ya tabii şimdi Emre Mor adam eksilten bir oyuncu. Dengeyi bozan bir oyuncu. Ama ben şöyle bir şey tespit edeyim. Böyle merkez ataklarda son ana kadar oyuncu vuruş mesafesine girene kadar merkezi boşaltmamak lazım. Çünkü aksiyon kenara oynandığı zamanki tehlike oranıyla merkezden oynandığı zamanki tehlike oranı çok farklı. Burada 22 numaralı oyuncu alacağım diye çıkıyor ve bu dolayısıyla Batshuayi boş kalıyor. Şöyle bir örnek vereyim Kerem. Bonucci'yi kessen merkezden ayrılmaz. Kessen ayrılmaz. Çünkü ilk öğretilen şey merkezi savunmaktır İtalyan defans oyuncularına ve çok küçük yaşta. Böyle bir pozisyonda kesinlikle rakibine çıkmaz. Son ana kadar zorlar. En son şut atacağı zaman o zaman tercihini yapar. İşte Bonucci'yi diğer defans oyuncularından farklı kılan olay da bu zaten. Evet. Ben Antep maçında hocama destek için söyleyeyim. Çünkü Osterwalde bazen çok pozisyon hatası yapıyor. Evet, evet, evet. Son dakikalara doğruydu. Sağ bekin arkasına bir top atıldı. Osterwalde gitti Gürcan abi. Bonucci izliyorum ben de. Ben şöyle gitmeyecek dedim. Rakip orta yapıyordu. Bir baktım tam merkezde kaldı. Normal oyun bilgisi olmayan bir stoper arkasına kayayım der. Ama o zaman merkez boşalıyordu. Evet. O kadar deneyimli, tecrübe tabii bu oynaya. Ya burada da aynı mevzu. Yani bu pozisyon Fener'in başına gelse inan Bonucci orayı boşaltmaz. Geçen bizim Raşit Altun oturdu saydı. 805 maç. Şimdi iki tane daha oynadı. 807 maç oynamış abi. Bonucci. Ya ağırlığı müthiş tartışılabilir. Yani form durumu tartışılabilir ama pozisyon bilgisi kesinlikle tartışılmıyor. Ve liderliği. Liderliği. Bir konu dikkatimi çekti ama ben yanılmış olabilirim. Sizin gözünüz daha hassas. Ben çok da kuvvetli gördüm. Batshuayi, Joshua King'i hem de Emre Mor'u. Çok kuvvetli gördüm. Ben yani Luz Enrique'yi de olmasına rağmen bayağı kuvvetli gördüm. Ben Lincoln'un da iyi döndüğünü düşünüyorum. Özellikle mental ve fiziksel ikisi gerçekten maça hazırlamış kendisini. Değil mi? Yani bu kadar maç eksi olmasına rağmen o tempoyu hiç yadırgamadılar. Hep içinde kaldılar oyunun. Yani belki oradan şey de diyebilirler. Yani rakip zayıftı falan, öyle de bir yorum gelebilir. Ona da bir şey demem ama o tempoyu sürdürmeleri hakikaten oyun ritmi açısından hoca iyi hazırlamış yani onları. Sıradaki pozisyona bakalım. Az sonra kupada günün diğer karşılaşmalarının özet görüntüleri de Aspor ekranlarında olacak. Yine bir Fenerbahçe akını, Mişi Batshuayi topla buluşan oyuncu düştü. Çok çabuk toparlandı. Emre Mor'u buldu. İlk hareketi güzel. Sonrasında da Emre Mor Mert Hakan'ı aldı. Attı. Batshuayi'den başlayalım istersen. Evet. Burada Batshuayi'nin
Batshuayi'nin pozisyonu yaratmak ve de tehlikeyi oluşturma açısından bireysel olarak fizik kalitesini de ortaya koyarak tam topu kaybettiği anda sonra topu geçirmesi, ama orada hep söylediğimiz bir şey burada var. Burada daha iyi göreceğiz. Burada topu kaybediyor gibi oluyor. Düşüyor ama topa sahip oluyor ve hata sonuçlandırmak için en doğru yere pasını veriyor. En doğru yerde zaten orada Emre Mor'un en önemli yapacağı işlerin yeri orası. Orada Emre Mor yani en bu işte kim bu işi antrenörlüğü kimi söylüyorsan, kim buna iyi bir şey yapıyor, müdahale edebiliyorsa kralını geçer abi orada. Geçer. Evet, yani geçer, orada Emre Mor geçiyor ve çok da doğru bir şekilde Mert Hakan'la topu buluşturuyor. Topu atan kim Batshuayi'ye? İsmail mi acaba? Sanki bir kere yine daha başlangıçtan itibaren ekrana getirebilirsek uzunluğunu görelim. Çıktı. Galiba Krunić'ten çıktı top. Bir kez daha görelim pozisyon başlangıcını. Bak, bu İsmail. İsmail. Bak Emre'nin Gürcan bilek hareketine bir baksana bak. Son topu atarken. En son ona bir bilek hareketine bak. Bak şimdi. Bak. Bu şurada bak. Bak görüyor musun? Çıt. Çok çabuk. Hocam şu da çok önemli. Eğer çok yanlış önemli görmediysem ilk açıdan bir kere daha ekrana verirsek Emre Mor pozisyon başlangıcında Fenerbahçe yarı alanında. Oraya kadar yani yaklaşık 50 metre boş bir koşusu da var. Boş bir koşusu doğru var. Doğru yere giriyor. Doğru yere giriyor. Bir de doğru yere girdiği zaman da yeteneklerinin sunabileceği en önemli yer orası. Ceza sahası içerisinde Emre Mor babasının oğluna çalımını atar. Gider de rakibi de orada ekarte eder. Emre Mor işte sağ tarafta görünüyor. Çok uzun mesafeli bir koşu topla buluşana bak, kadar. Bak o son hareketi Kerem herkesin yapabileceği şey değil bu. Burada bak. Görüyor musun? Evet. Bu işte topu artık finalde son hareketi sağ ayakla yapar herkes. Bu sol ayakla yapıyor. Yapıyor. Ama ilk yarı işte Emre Mor'un etkili olacağı pozisyonlar bunlar Kerem. İlk yarı çok top kaybıyla oynadı. Kaleye uzak aldı, eksiltmeye çalıştı, kaybetti. Ama işte kontrolsüz geldiği zaman çabuk oyuncu, çalım yeteneği üst düzeyde. Yani ya penaltı yaptıracaksın ya da gördüğün gibi. Şu koşusu bence çok kıymetli. Çok. Bence bunları yapması lazım. Ben hocaya ilave olsun diye bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu tip oyuncular az süre aldığı için böyle süreyi yakaladığı zaman her şeyi ben yapayım duygusu var ya. Yani çok şey yapmak istiyor. Yetenekleri var, kendisi de biliyor. Ama az süre aldığı için mümkün olduğu kadar topla çok oynamak istiyor. Topu çok kullanmak istiyor. Topu doğru kullanmak istediği için de zaman zaman çok fazla ayağında top tutuyor. Pozisyon analizimizi noktaladık. Fenerbahçe'nin 6-0'lık Adana Spor galibiyeti üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Programda son 40 dakikanın içine giriyoruz ve paylaşmak istediğimiz maç özetlerimiz var. Bir kez daha hatırlatayım. Saat 01.30'da Fenerbahçe Adana Spor mücadelesinin tamamını A-Spor ekranlarından takip edebileceksiniz sevgili seyirciler. Gelin şimdi günün sürpriz maçına bir göz atalım. Adana Demirspor evinde 24 Erzincan Spor'u konuk etti. Mavi Şimşekler elbette açık favori olarak çıktı mücadeleye. Çok fazla aksiyon var karşılaşmada ama futbol kazananın her zaman favori olmadığı ya da favorinin her zaman kazanmadığı bir oyun daha doğrusu. Erzincan Spor eve turla döndü. Özet görüntüler şimdi A-Spor'da. Maçta ilk düdük sesi ve Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yukatel Adana Demirspor Anagolt 24 Erzincan Spor maçı başlıyor. Dorukan şimdi Yusuf hareketli, gol şansı Yusuf. Yusuf vuracak, Yusuf yerde. Gözler maçın hakeminde, karar out. Müdahale topa dedi Feridun Daldaş. İzzetten Nani'ye. Solda boşluk. Luis Nani o boşluğu gördü. Pasını aktardı. Gol şansı. Yusuf vurdu. Topu alardı. Gol ama bayrak havada. Offside. İlk yarıda son düdük sesi geliyor. Uzun bir top Yusuf'a. Yusuf Erdoğan. Çevirdiği noktada Özkan vardı. Özkan'tan şimdi Ziya'ya. Ziya Manev karşıladı. Ziya Alkurt.
Rakibinin üzerine gitti. Sağına çekti Ziya. Baktı kaleye. Ortaya gitti. Kale alanında bir dokunuş. Top ağlara gidiyor. Gol. Anagolt 24 Erzincan Spor golü buluyor. Bu orta 1-0 önce. Anagolt 24 Erzincan Spor. Abdurrahim'den Emre Akbaba'ya bayrak kalkmadı. Emre çevirdi. Gol şansı topu alardı ama şimdi bayrak havada. Offside. Bir kez daha offside'a takılıyor. Adana Demirspor korneri kullanacak. Ziya orta geldi. Kafa vuruşu, arka bölümü açıldı top. Oyunda tutmayı başardı Kamil. Bir ortada ondan kafa, topu alardı. 2-0. Özkan attı. Adana'da farkı. Anagolt 24 Erzincan Spor 2'ye çıkarıyor. Adana'da şok var. Sevinen Erzincan Spor taraftarı. Fark 2'ye çıktı. Nani bıraktı. Miçu şut şansı. Miçu vurdu topu alarda. Eduard Miçu'nun golüyle fark Adana'da 1'e iniyor. Uzun bir top, savunma karşıladı. Gravion dokundu. Nani'den önce müdahale. Eduard Miçu, Miçu'dan sol kanata. Yusuf Erdoğan, Yusuf çevirdi ön bölümle. Miçu dokundu. Top boşta ve gol! Adana Demirspor, Emre Akbaba ile beraberliği buluyor. Korner kullanıldı. Kafa Furkan'tan ve son düdük geliyor. Feridun Daldaş'tan maç uzatmaya gidiyor. Gravion, topala onta, Gravion vurdu, kaleye yöreldi, son anda kaleci dokundu, erdi. Direğe çarpan top, dışarı çıktı. Ve uzatmalarda da son düdük geliyor. Turu atlayan takımı penaltılar belirleyecek. İlk penaltıyı Kamil kullanacak Erzincan Spor'da. Kamil ve gol. Emre Akbaba, Emre ve gol. İşaret geldi. Ziya Alkurt ve gol. Nani geldi. Luis Nani vurdu, gol. Muhammed Enes geldi. Muhammed Enes ve gol. Akintola. Ağları buldu Akintola. Bahadır geldi. Bahadır vurdu. Yılmaz dokundu ama topu ağlara gitti. Gol. Gravion vurdu, top ağlara gitti. Gökhan'dan Panenka. 5-4. Yusuf Erdoğan da geldi. Yusuf vurdu, gol. Yusuf hata yapmadı. Furkan o da attı. Furkan da attı. Miçu. Eduard Miçu penaltıyı da atıyor. 6-6. Özkan vurdu, gol. 7-6. Manev geldi. Manev top direkten döndü. Tur Anagolt 24 Erzincan Spor'un. 24 Erzincan Spor daha önce de Ziraat Türkiye Kupası'nda zaman zaman iz bırakan Anadolu kulüplerimizden biriydi. Aslında kupanın da en güzel yanlarından biri bu. Alt liglerdeki takımları da açık kanalda canlı takip edebilme şansımız oluyor. Bizim de futbolcu portföyümüzü, belki bilgimizi geliştirmemiz açısından da bir fırsat. Çok önemli bir galibiyet aldılar Gürcan Bilgiç. Erzincan yola devam ediyor. Aldılar da Adana'nın iki golü offside'den gitmiş yani. Benim gördüğüm bir değil yani değil. Pozisyon. İkinci kesin değil de ilki de öyle. Bence değil. Olabilir. Evet. Yani var olsaymış Erzincan Spor bu sürprizi yapamayabilirmiş. Onu belirtelim. İkincisi çok doğru bir yorum yaptım. Birçok oyuncu çıktı. Kerem de bu arada Erzincan'da izlediğimiz oyunculardan biriydi. Kerem ve şey, mesela grup formatıyla yapıldığı dönemde kupa maçlarının hakikaten takımlar risk alıyorlardı. O zaman genç oyunculara da şans veriyorlardı. Çünkü 6 tane maç oynayacak. Yani onun telafisinin olabileceği süreçler yaşanıyordu. Galiba önümüzdeki sene de böyle bir plan varmış. Değil mi? Evet. Karşılıklı değil de tek maç usulü gene grup maçları oynanacak. Yani eleden gitmeyecek.
En azından bir 3 maç oynayacak takımlar. Belki yeniden o fırsatı bulabiliriz. Daha genç oyuncuların, merakla beklediğimiz oyuncuların, lig rekabeti içinde teknik direktörler çok risk almak istemezler. Çok da haksız değiller. Yani iki tane hocamız var burada. Yani adam şampiyonluğu oynarken bilinen performansı güvenmek zorunda yani. Ben genç kazanayım diye düşünmez. Düşünmemekte de haklı. Ha, sonucu alır, farklı sonuçtur. Ondan sonra dener, o başka bir şey ama kafadan düşünmez yani. Niye düşünmedin de diyemeyiz, suçlayamayız kimseyi. Beşiktaş hariç, Beşiktaş kullanacak. Beşiktaş'ın Trabzonspor'da. Tabii aynen, Beşiktaş'la Trabzonspor artık risk alabilirler. Kupada da bu arada aynen. Sonuna kadar iki takımın da gitme hedefi var ki en gerçekçi hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi duruyor. Hem Trabzonspor için hem Beşiktaş için. Abdullah Hocam nasıl buldunuz karşılaşmayı? Müthiş bir maç. Yalnız, son bölüm çok heyecanlıydı. Evet evet, 2-0'dan 2-2'ye artı penaltılar. Tabii Ziraat Türkiye Kupası'nın, Kerem senin de dediğin gibi, özellikle alt lig takımlarının oyuncularının ön plana çıkması, motivasyonu Süper Lig takımlarıyla oynarken ayrı oluyor. Geçen yıllarda bunun çok şahidini gördük. Çok oyuncu çıktı. Böyle devam edecek gibi görünüyor. Formatın değişikliği etkiler mi sorusu? Ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü alt liglerde genelde haftada bir maç oynanıyor. Öyle bir gerçek var. Ama Ürcan abinin dediği gibi sanki Adana Demirspor'un iki golü gitmiş gibi. Çünkü o varın olmaması enteresan bu maçlarda, 5. tur maçlarında. Sıradaki turda olacak. Ama tabii Demirspor gitti bu arada. Hayır, bir de şey... Ben Erzincanspor'un galibiyeti için bir şey demek istemiyorum da pozisyonları biraz önce konuşurken sanki Yusuf'un attığını falan normal gol olduğunu düşünüyorum. Hocam? Ya bir kere Ziraat Türkiye Kupası özellikle Anadolu takımları için önemli bir yarışma. Herkes onu bekliyor, vitrin maçları. Özellikle de futbolcular bu tip maçlarda kendini göstermek ve de kendi takımında şans almak, süre almak için çok beklenilen bir kupa maçları serisi. Şunu da söylememiz lazım. Bir kere bu maçların bütün bir Türkiye'ye açık bir kanaldan yayınlanması çok önemli bir başarı. Özellikle bizim kanalımızın bütün maçları full sabah işte 1'den 12'den akşam gece yarılarına kadar, bu saatlere kadar 3 gündür maç izliyoruz. Ve yarın da izleyeceğiz. Evet. Yarın da izleyeceğiz. Ve hepsinde de bütün arkadaşlarımız inanılmaz bir performans sergiliyorlar, anlatıyorlar. Sen burada nöbetçi moderatör olarak. Ben de yarın anlatıyorum. Yarın mı? Trabzon'a gidiyorum sabah. Yarın kim var moderatörümüz? Yarın Onur var. Onur var. Onur Yıldız burada olacak. Yani hepinizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok büyük bir şey veriyorsunuz yani, efor sarf ediyorsunuz. Yani sağ kısmına geldiğiniz zaman da bu maçlar büyük bir keyif veriyor. Demin de işte Gürcan'ın olsun, Abdullah Hoca'nın olsun söylediği gibi yeni oyuncuların çıkması, genç oyuncuların kendini göstermesi, teknik adamların kendi takımlarındaki pozisyondaki görmek istediği oyuncuları aynen bugün İsmail Kartal'ın nasıl kendi takımındaki oyunculara şans veriyorsa, sakatlara, yeni gençlere, yeni oyunculara, aynı şekilde diğer takımların hocaları da böyle düşünerek bir 11'ler kuruyor. Ama sürprizler geliyor, sürpriz maçlar oluyor. Maçların kalitesi çok iyi oluyor mesela. Bazen maçların işte Adana Demirspor Erzincan maçında olduğu gibi. Güzel, keyifli bir maçtı. İnşallah yarın bunları tekrar devamı gelecek. Alanya Spor ve Samsun Spor iki Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan mücadelede gülen taraf Samsun Spor oldu. Karşılaşmanın özet görüntüleri şimdi Aspor ekranlarında. Alanya Spor, Samsun Spor mücadelesi başlıyor. Şimdi Cordoba, Carlos Eduardo, Cordoba'ya doğru, offside yok. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda. Alanya Spor golü gidiyor. Boş kale ve top ağlarda gol. Eren topu ağlara gönderiyor. Kontra atakta
Cordoba'nın pası, Eren'in golü, Alanyaspor 1-0 önde. Dakika 17. İşaret geldi. Soner kaleye doğru gönderiyor. Kaleci ve direk, ikinci pozisyon yine direk. İşte kaleci ve direk. Sonrasında bir kafa vuruşu yakın mesafede ve gol kaçtı. Eduardo ceza sahasına yaklaşıyor. Eduardo vurdu. Kaleci Şumski. Osman Uzun gönderdi ceza sahasına doğru. Sekti top Muhammed ve top ağlarda gol. Savunmadan büyük hata, 1-1 oldu. 74. dakika, Muhammed Gümüşkaya. Samsunspor kontra ataktan golü buluyor. Novaiş sağ tarafa. Ader Jonay hareketlendi. Ceza sahası kalabalık. Orta geliyor. Şut dışarıya. İnanılmaz bir gol kaçtı. Carlos Eduardo. 90+2'deyiz. Orta geldi. Arka tarafa doğru. Bir kafa. Kaleci Şumski. Şimdi orta içeriye savunma uzaklaştırdı. Müthiş bir pozisyon. Ve ilk uzatma devresi başlıyor. Soner pasını verdi. Berhan sağ tarafa bırakmak istedi. Berhan şimdi bacak arası. Karşı karşıya ve gol. Soner Aydoğdu. Soner Aydoğdu topu ağlara gönderiyor. Henüz ilk dakikasında uzatmanın. Berhan. Berhan şık sıyrıldı. Berhan bir çalım daha. Berhan gidiyor. Ortasını da yapıyor. Dibat da dışarı vurdu. İkinci uzatma devresi başlıyor. Samsunspor 2-1 önde. Oğuz Aydın. Oğuz yapıyor ortasını. Arka tarafa doğru. Gelişine bir şut yandan dışarıya. Şimdi savunmanın arkasına offside yok. Ceza sahasında tehlike. Kaleciyle karşı karşıya şut ve gol! Maçı bitiren, turu getiren golü atıyor Samsunspor. Samsunspor 3-1 yaptı. 5. turda nefes kesen bir mücadele. Gerçekten müthiş bir mücadeleydi. Ve son düdük çalıyor. Samsunspor Alanyaspor'u deplasmanda uzatmada 3-1 mağlup ediyor ve turu geçen taraf oluyor. Yes, we did a few changes before the game, more than normal. Normalden farklı olarak birçok bazı değişiklikler yaptık maçtan önce. Çünkü geçen hafta oynadığımız karşılaşmadan ötürü kendini biraz yorgun hisseden oyuncularımız vardı. Geçen haftalarda çok fazla forma şansı bulmayan bazı oyuncular için bu tür maçlar büyük bir şans oluyor. En iyi yapıyı bulmak için maç başladıktan sonra biraz zaman ihtiyacımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha da iyi oynamaya başladık. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ve takımdaki oyuncularımı da kutluyorum. Umarım bir sonraki roundda kendi evimizde oynarız. Sadece benim bir dilek ve arzum. Enteresan bir maç oldu. Tabii maçın öncesinde iki takımda oynayan çok süre alan oyuncularından ziyade daha az süre alan oyuncularını onuncularıyla başladı. Biz de öyle yaptık. Aslında her şey yolunda gidiyorken oyunun bir bölümünde yapılan bir hata neticesinde beraberlik. İstemediğimiz tabii şeyler oluştu. Hem mecbur kullanmak zorunda olacağımız oyuncuların fazla oynaması, süre alması oldu. Hiç düşünmediğimiz oyuncuları tekrar oyuna sokmak zorunda kalışımız oldu. Neticesinde rakibin bize bir herhangi bir üstünlüğü falan yok. Uzun vurarak 3 tane gol yedik. Üzgünüz tabii. Mağlubiyetin her türlü şekli üzücü. Yani bu maçı normalde değerlendirdiğimde beklemediğimiz bir sonuç ve skor oldu. Bunun tamamen tek sorumlusu benim. Ama bunu kimse istemiyordu. Dediğim gibi oyun olarak konuşulacak çok şey var. Aldığımız riskler var. Oyunun birkaç şekilde değiştirdik. Oynamayan oyunculara süre vermeye çalıştık. Derken karşılığını bulamadık.
Samsun buldu. Onları tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız. Alanyaspor 16. dakikada Eren Altıntaş'la öne geçmişti ve sanki maçı da koparabilecek gibi görünüyordu. Ama 74'te Muhammed Gümüşkaya'nın eşitlik sayısının ardından Samsun Spor dizginleri ele aldı. 90 dakika eşitlikle noktalanırken uzatmada da Samsun ekibi kazanmayı başardı. Muhammed Ali Özbaskıcı, U19 milli takımının da oyuncusu, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti ki Samsun Spor Akademi'ye önemli yatırımlar yapan bir kulüp. Bunun da karşılığını almaya başlayacaklarının sinyallerini veriyorlar. Samsun takımında hoca değişiklikten sonra gerçekten bir ivme kazandığını düşünüyorum. Gistol önemli bir hoca, çok büyük. Aynen öyle. Özellikle de akademisini iyi kullandığını düşünüyorum. Saha içerisindeki diziliş, oyuncu seçimi, mücadele gücü bayağı hocanın kendini hissettirdiğini ve takımı el değdirdiğini düşünüyorum açıkçası. Bir iki düzeltme yapabilir miyim? Tabii ki. Gürkan Hocam, Gürkan Kubilay mesaj atmış. Biz şey konuştuk ya, Fenerbahçe'nin duran toplarını. O biliyorsun meraklıdır bu işlere. Fenerbahçe bu sezon 122 korner atmış. 4 maçta kornerden gol bulmuş. Biz hatırlamıyoruz dedik, yanılmışız, onu söyleyeyim. Başakşehir, Antalya, Rize ve Pendik maçlarında. Yani 4 tane bize varmış. Bize yani destek yok geldi galiba. Tabii. Hayır, biz yok diyorduk. Biz Avrupa'yı söyledik. Ha, Avrupa'da 2 tane var diyorduk. Evet. Ligde de 4 tane atmış. İkincisi, Kütahya'dan sevgili Şafak Eren mesaj atmış. Erzincan Spor'un hocası Bülent Akan. 4. kez 16 yakalıyormuş abi Ziraat Türkiye Kupası'nda. Geçen sene de Karacabey ile Giresun'u elemişler. Karacabey'in hocası. 5-0 kazanmışlardı. Erzincan Spor'un hocası bir Bülent Akan. Evet, vardı, öyle hatırlıyorum. Bu arada Bülent Hoca'yı da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üstün konsantrasyonu ve istikrarlı yürüyüş içinde tebrik ederim. Hoca da 49 yaşında. Erzincanlı bu arada. Bülent Hoca takımla beraber iyi iş çıkardı. Bu arada Erzincan Spor'u da daha önce Beşiktaş farklı sezonlarda ve Galatasaray'a karşı da iyi performanslarıyla hatırlıyoruz. Bu sene de Demirspor'u elediler. Devam edecekler belki. Cem abi, sen Lüleburgaz'a elenen takımda yoktun değil mi? Vardı. Var mıydı? Ben de Pendik'e Pendik'te vardı. Söylemeyecektim ama. Ben o zaman Beşiktaş'ı da yedi. Lüleburgaz'a elenen takım. Beşiktaş'ı da yedi sonra. Evet, sonra da Beşiktaş'ı eledi. Doğru. Şey vardı işte, Aydın falan vardı Fenerbahçeli. Orada bayağı etkili olmuş. Rahmetli Cafer amca. Cafer Zorlu'nun röportajı vardı. Abelül'e gel bile dedi. Karikatür çizmişti şeyle ilgili. Bak, kupada sürprizlerin yeri hakikaten farklı. Kaç yıl olmuş. Tabii. Hala konuşuyoruz. Hala hatırlıyoruz. Tabii bazen özellikle büyük kulüpler için üzücü olabiliyor bu tip neticeler ama futbolun da bir yandan güzel tarafı. Kerem, o dönemler ilk hedeflerden bir tanesiydi kupa. Yani çok değerliydi. Böyle yedek kadroda medek kadroda çıkmazdı yani tabii, hiçbir, hiçbir kupa maçına. Yürcan, biz 82'de kupayı kazandıktan sonra 20 kaç sene kupa gelmedi ya? Evet. Tabii en son 10 işte 12'de kazandı işte. 20 küsür sene falan şey gelmedi ya, kupa almadı Fenerbahçe. Hatta hep bize şey diyorlardı yani, işte tam Fenerbahçe o süre içerisinde 7 tane 8 tane final oynamış. Finalden evvel de işte en son kadro gelsin falan diye artık 7 kere 8 kere geldik. En sonunda dedik ki artık ya gelmeyelim çünkü şey, olmuyor bir türlü. Trabzonspor'da Serdar abiler gibi, Serdar Valiler gibi son şampiyon kadro evet. Hep gelirdi. O efsane bitti tabii. Ama Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Kaç sene? Baktın sen şimdi hemen değil mi Kerem? Ben şeye bakıyordum. Fenerbahçe'nin Pendik'e elendiği sezon Beşiktaş'ta Çanakkale Dardanel'e elenmişti ki Çanakkale Dardanel alt ligde oynuyordu. Abi, sonra Çanakkale Dardanel Fenerbahçe'yi eleyen Pendik'i elemişti. Bak o böyle gün, bir o gün çok şey hatırlıyordum, doğru mu diye. Ben hatırlıyorum, çok enteresan bir gündü. Ramazan'dı, oruçluyduk. Zeman'dı hoca. Ben takım kaptanıydım abi. Sabah antrenman yaptı, bunların canını yaptım. Çıkardı. 1.30'da mı neydi maç? Ha, Pendik maçından evvel. Tabii ben takım kaptanıyım. 1.30'da değildi be. Ya gündüz maçı. Biz çok sabah kötü bir hava vardı. Tabii yağmurlu bir havaydı. Hocam bir de öne geçmiştiniz. Öne geçtik 1-0, 2-1 kaybettik. Evet. Kemalettin yani mi atmıştı?
kimin attığını hatırlamıyorum orta ama. Orta sahadan birisi atmıştı. Sen bak buna. Ama sabah bir antrenman yaptırdı. Mahvetti bunları yani. Ya zaten bir hışımla geldi hoca. Yani ilk geldiği antrenmanlar falan felaket ağırdı. Ama taktik yönden falan çok güçlüydü. Müthiş, hocam, evet. Müthiş bir adamdı. Ama o yıllarda onunla adapte olmak falan hakikaten çok zordu. Zaten ısınmayı geçersek antrenman bitiyordu. Isınma 40 dakika sürüyor. Tabii. Yok, özür diliyorum. Metin Diyedin. Kemalettin Şentürk de 11'de. Metin Diyedin atmış. Hı-hı. Yani antrenman yapmıştık maçtan önce. Sonra maça çıktık. Saha çok ağırdı. Bu Pendik Stadı'nda oynadık aynı evet, yerde. Evet, aynı stadı. Aynı yerde. O zaman elenmiştik, bizi elediler. Evet. Olabiliyor işte futbolun içinde tabii, tabii. Neticeler. Samsun Spor'dan bahsediyorduk hocam. Samsun'un altyapısı özellikle de biz geçen sene federasyonla devam ettiğimizde genç oyuncu gelişim programını başlatıyorlardı. Hep de bizde çok iyi çalışma içerisindeydiler. Özel bir yer yapmışlardı, Vitir diye duydum. Onun başında da gene bizim içimizden bir arkadaşımız vardı. Çok da destek verdiler ve iyi organize oldular. Bence semeresini görüyorlar ve Samsun Spor'un üst yapısına alttan iyi oyuncular geliyor ve aynı zamanda da genç milli takımlarımızı da beslediğini düşünüyorum. Bu tip tabii yatırımlara ihtiyaç var. Bu tip altyapı programlarına ihtiyaç var. Şimdi altyapı deyince tabii işin çok dallanıp budaklanıp bir sürü konuşulacak şey var ama bu akşam yeri değil, şey yapmayalım, konuşmayalım. Ama altyapı çok önemli ve bütün kulüplerimizin de özellikle de bu ekonomik krizin olduğu dönemde altyapılarına akademik şeklini vermek için uğraş vermeleri lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bununla ilgili çalışmaları da var. Önemli bir çalışmalar. Ben kulüplerin bu desteği altlardan alacağını ama orada da o programı yönetirken de çok titizlikle yani itinayla yönetmesi lazım. Teknik adamlarını iyi seçecekler. Zaten semeresini görüyorsun. Bir de A takımını çalıştıran teknik adamlarında altyapıdaki teknik direktörlerle veyahut da altyapının genel teknik direktörüyle iyi bir şeyle çalışması lazım. Yani o birbirlerinin antrenmanına gitmesi lazım, birbirlerini tanıması lazım, birbirlerinin programına bakmaları lazım. Yani A takımın teknik adamında elinin bir şekilde altyapının olması lazım, altyapıda olması gerektiğini düşünüyorum ki bunu Samsun Spor başarıyor, başarmak zorunda da. Diğer kulüpler de inşallah aynen bu yolu takip ederler. Gönlümüzden geçen o. Evet. 16 dakikamız var. Hala gireceğimiz 3 maç özetimiz var. Özetlere devam edelim ekrana getirmeye. Hocam abi fırsat vermiyor ki sürekli kızıyor. Cem Hocam'ın kredisi sonsuz. Bir şey söyleyeceğim. Bu koltuktan kaynaklanıyor olabilir. Olabilir, olabilir. Olabilir. Başakşehir yerinde gözüm var senin biliyoruz onu. Başakşehir Bolu Spor mücadelesinin özet görüntülerini. Gecenin esprisiydi valla. Maçın hakemi Burak Olcer. İlk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı. Karşılaşmaya Başakşehir başlıyor. Çağdaş Atan görüntüde. Serdar, Aleksic'ten tek top. Serdar Gürler. Yeniden Daniel Aleksic, çok iyi bir pas. Serdar çizgiye indi. Serdar çevirdi. Top oyun alanında. Top oyun alanında. Baskı Başakşehir Futbol Kulübü'nden. Taç. Batuhan girdi araya. Batuhan ceza sahası içinde. Batuhan çekti. Batuhan Kenny yanında döndü ona. Kenny şut açısı. Kenny'nin vuruşu dışarıya gidiyor. Safa baktı içeriye. Safa yaptı ortayı. Kafalardan sekti. Postmat ve gol! Bayrak havada. Bayrak havada offside. Bayrağını kaldırdı. Serdar döndü Aleksic. Yeniden Serdar. Ömer Ali geldi. Ömer Ali'ye doğru. Ömer Ali çevirdi içeriye. Arkada Batuhan ve gol! Gol, gol, gol! Başakşehir Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor. 19. dakika 1-0 önde ev sahibi Başakşehir Futbol Kulübü. Çok iyi bindirdi Serdar Kürler'den bu pas.
Batuhan, genç Batuhan zorladı pozisyonu, asisti yaptı. Kenny golünü attı. Safa. Baktı kaleye Safa. Safa asfarkla dışarıya. Çerçeveyi bulamadı Safa. Kenny. Kenny bir bacak arası rakibine. Kenny. Gidemedi Kenny. Ercan. Pas iyi yere. Koşu var şimdi. Ceza sahasına. Tehlikeli geliyor. Bolu Spor Koleji Deniz. Muazzam çıkarttı Deniz. Bettay'ı ve gol izni vermedi. Tunahan taşıdı. Tunahan pasını şimdi geriye veriyor. Çok büyük bir hata. Batuhan baktı kaleye. Batuhan vurdu, kaleci ayaklarıyla çıkarttı. İsmail Çipe. Tunahan topu kaptırdı. Atağın devamında Kerem'den büyük hata. Tunahan verdi pasını Aleksic. Elle oynama beklentisi, karar devam. Bolu Sporlu oyuncuların penaltı beklediği an. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Başakşehir Futbol Kulübü 1, Bolu Spor 0 maçın sonucu. Tur atlayan Başakşehir Futbol Kulübü. Başakşehir 19. dakikada Filip Kenin'in kaydettiği golle mücadeleyi kazanmayı başardı. Ligde bir golü vardı. Toplamda bu sezonki ikinci golünü kaydetmiş oldu Kenny. Abdullah Hocam, Başakşehir'in yavaş yavaş toparlandığını, biraz daha hem gözünü kupaya hem de ligde daha üst sıralara diktiğini düşünüyor musunuz? Vallahi ben Başakşehir'in ciddi şekilde bir kupa için söyleyeyim, şampiyonluk adaylarından birisi diye düşünüyorum. Hedefinin o olması gerektiğine inanıyorum. Özellikle son haftalarda çok zannediyorum bir tane kaybettiler. Ve oyunsal anlamda da çok ciddi değişiklikler oldu. İyi oynamaya başladılar, tempolu oynamaya başladılar. 6 haftadır kaybetmiyorlar. Bu süreçte 4 galibiyetleri, 2 beraberlikleri var. Son 8 maçta da sadece Rize deplasmanında yenildiler. Hocanın, Çağdaş Hoca'nın oynamak istediği oyunu yavaş yavaş... Geçen Alanya maçında, lig maçında Kerem, iki tane beki, Gürcan abi, tam içeri soktular. Öyle bir genişlik verdiler ki, bir tarafta şey vardı, Fenerbahçeli çocuk, şimdi ismini hatırlamıyorum. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Enteresan bir oyun oynadılar. Rakibi yarı sahaya hapsettiler. Çok pas yaptılar. Etkili de oldular. Çok şey anlamında. Değişik bir oyun oynamaya başladılar. Bu oyunu oynamaya görünen o ki devam edecekler. Başakşehir için bence inandırıcı hedef sanki Ziraat Türkiye Kupası. Avrupa'ya gidebilmek için. Evet. Çünkü yarışta bayağı geri kaldılar. 9. sıraya yükseldiler. Yani, düşme hattıyla da 6 puan fark var. Artık o tehlikeyi yaşamazlar. Oradan, ya, bu oyunda kesinlikle uzaklaştılar. İyi gidiyor takım. Şu anda da ilk 16'dalar. Son haftalarda da çok ciddi bir çıkışları var, özgüvenleri var. Abi santrafor atıyor. Santraforunu atacak. Atamadı mı? Piontek. Tabii. Kötü başlamıştı, aynen. İyi gidiyor. Ama ne iyi zaman, oyuncuydu. Yani tabii. Performans ne zaman düşündü. Atmaya başladı? Mesela Çağdaş Hoca geldiğinde oynatmadı onu. Oynatmadı. Galiba bir sıkıntılar falan oldu. Neyse, sonra demek ki grubun içine almayı başarmışlar yani. Şey iyi oynuyor. De Bois oynuyor. Evet. Onu söyleyebilirim. Çok yönlü bir oyuncu. Ön libero oynatabiliyorsun, sağ bek oynatıyorsun. Galiba Galatasaray geri istiyor ama olmamış galiba. Konuşulan şeyler var. Vermezler. Piontek'in de 7 golün tamamını son 9 maçta ligde attığını söyleyeyim. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Başakşehir çok ciddi bir Ziraat Türkiye Kupası için hedef takımı oldu. Antalya Spor ve Pendik Spor yine iki Süper Lig ekibi bugün kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın özet görüntülerini şimdi ekranlara taşıyalım. Corendon Park'tan hepinize iyi günler değerli seyircilerimiz. Maçın hakemi Mehmet Türkmen düdüğü çalıyor ve iki renktaş takımın mücadelesini izleyeceğiz değerli seyirciler. Erdem Çalık. Naldo çıkacaktı, vazgeçti ve atağın yönü sağ kanat. Leandro Capel. Capel bindirdi. Capel çalıma attı.
Kapel, sol ayak, ortak, kafa, gol! Bayrak havada, bayrak havada değerli seyirciler, offside. Umut Nayır ilk resmi maçı izliyoruz. Bakın burada Kapel'in ortasında, savunmanın arkasında görünüyor Umut Nayır. Gol geçerli değil, durum 0-0. Romero'dan sağ kanada bir top, Erdem geliyor oradan bindirdi. Erdem çeviriyor. Bir vuruş ağlarda, mükemmel bir gol. Sil taş yapı Pendik Spor 1-0 önde. Umut Nayır atıyor. Gelişine vole. Umut Nayır'ın kaydettiği gol. İlk golünü attı. İlk resmi maç ilk gol. Müthiş vurdu gelişine. Ve 1-0 öne geçiyor sil taş yapı Pendik Spor. 33. dakika. Endri çekici. Oscar Romero. Sola attı. Sequeira yerden gol pozisyonu, kale boş, şut, Naldo çıkarıyor gol çizgisinden. Naldo çıkarttı, ikinci gole izin vermedi. Ve ikinci yarı başladı. Mehmet Yam, Antalyaspor tehlikesi sürüyor. Şimdi ceza sahası dışı, şut ağlarda. Çok güzel bir gol Ufuk Akyol'dan. Mükemmel bir gol. 1-1. Dakika 49. Tabii iki Süper Lig takımının bu mücadelesi de gerçekten göze hoş geliyor değerli seyirciler. Durum 1-1. Ataberk Dadakdeniz. Wellington kafayla karşıladı. Oscar Romero. Romero üst direkten geri geldi top. Romero'nun şutunda. Oscar Romero'nun müthiş şutu. Üst direk izin vermiyor Romero'ya. Şimdi bir pas. Hasan Bolonga ceza sahasında. Hasan Bolonga vurdu, olmadı. Hasan Bolonga iki kişi kapattı önünü. Arkaya çıkarttı topu. Müthiş bir maç oluyor. Plese gol! Antalya durumu 2-1 yaptı. Plese gol, Van de Streek. Van de Streek attı. Antalya 2-1 önde, 58. dakika. 0-7 gençlik, tribün büyük sevinç yaşıyor. Van de Streek golü göstere göstere buldu Antalya takımı. Van de Streek müthiş vurdu. Durum 2-1. Ve maçı bitirdi. Son düdük geldi Antalya'da. Bir tek sen Antalyaspor 2, Siltaş yapı Pendik Spor 1. Turu Antalyaspor geçiyor. Antalya Spor turu geçmeyi başardı. Birbirinden de güzel goller izledik Gürcan Bilgiç bu maçta. Yalnız şeyin direkten dönene şuttu o ya. Evet. Ya Umut Nayır'ın golü müthiş. Çok estetik. Tozunu mu sildi o şeyin? Tozunu aldı dövmesini. Gollerden sonra gösteriyordu. Öyle mi seviniyordu? Evet. Geçen sene. Hayırlı olsun, yol açık olsun. O milli takım hedefi var. Oynamak istedi o yüzden. Yoksa İsmail Hoca çok memnundu. Mantıklı olan da sanki Umut adına, Fenerbahçe değil de başka bir kulüpte sanki kariyerine devam etmesiydi. Yani tabii bu Batshuayi, Dzeko varken zor. Evet. Orada zaman alması. Daha doğru. Bir yarım sezon kaybetti kendi. Daha doğru, bence de çok gelişti. Bakalım, göreceğiz. Yani Dzeko ile antrenman yapmak bile önemli bir şey bence. Yani o şampiyonluk yarışının içinde olan bir takımın havasını solumak, orada antrenman yapmak, o stresi yaşamak. Hocalarım da bulundular. İsteyen için, alabilen için çok öğretici bir ortamdır. Gaziantep ve Bodrum arasındaki mücadelenin özet görüntülerini şimdi ekrana getiriyoruz. Gözler Emre Kargın'da ilk düdük, maç başlıyor. Bodrum Spor kendi aralığında topun sahibi. Bahrican. Bari uzun gönderdi. Cilovaci. Musa. Adem'de kaldı top. Adem'in pası. Hacı topla birlikte cezalarına girdi Hacı. Erdem pasını göndermek istedi. Defans araya girdi top. Kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Mirza, korner kullanıldı. Kafa vuruşu kaleci. Bahrican Tosun, atak devam ediyor. Mirza geçti rakibine, baktı kaleye, sert vurdu yine kaleci. Yine Bahri, üst üste kurtarışlar Bahri'den. Emre Kargın
ikinci yarı için son kontrollerini yaptı. İkinci 45 dakika başlıyor. İlk yarı golsüz eşitlikte sona ermişti. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak. Draguş sağ tarafa gönderdi. Markovic kaleye doğru, direnç dışarıya. Kalecinin de müdahalesi, köşe vuruşu. Altı futbolcu var. Ev sahibi takımdan ceza alanında korner kullanıldı. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Gaziantep Futbol Kulübü. Moraes. Cilaboci. Draguş'a doğru. Draguş kafayla indirdi. O bölgede hiçbir arkadaşı yok. Taç hemen kullanıldı. Draguş. Cilaboci. Furkan. Sağ tarafa. Markovic cezalarında. Çevirdi içeriye. Kafa vuruşu. Topalarda gol. Cilaboci. Gaziantep golü buluyor. Uzatmanın son saniyelerinde. Büyük sevinç ev sahibi takımda. Gaziantep Futbol Kulübü Bodrum Spor Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçiyor. Son saniyede geldi Gaziantep Futbol Kulübü'nün golü. Şimdi gol lazım Bodrum Futbol Kulübü'ne maçı uzatmaya götürmek için. Draguş topta buluştu. Markovic destek veriyor. Draguş pasını verdi. Mustafa dışarıya attı. Son düdük geliyor. Gaziantep Futbol Kulübü adını son 16 turuna yazdırıyor. Günün maçlarının özet görüntülerini ekranlara getirdik. Yeni günün programına da bir göz atalım. Az sonra Fenerbahçe'nin 6-0'lık Adana Spor mücadelesini A-Spor ekranlarında tamamını, karşılaşmanı izleyebileceksiniz. Yarın diyeceğim ama artık bugün diyebilirim. Bugün saat 13'te MS Yapı Sivas Spor Ankara Keçiören Gücü'nü konuk edecek. 15'te Mondium Kayseri Spor Gençler Birliği maçı var. 17'de Tümosan Konya Spor Göztepe karşılaşması ki epey ilgi çekici bir maç bence. Trabzonspor Manisa Futbol Kulübü Galatasaray Ümraniye Spor maçları ise saat 19 ve 21'de Trabzonspor ve Galatasaray'ın da yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün bir kere daha özür dileyip sahne alacaklarını söyleyelim. Birbirinden güzel, birbirinden keyifli karşılaşmalar bizi bekliyor. Cem Pamiroğlu'ndan da bir kapanış konuşması rica edeyim. 1,5 dakikamız var. Ya harika bir maçlar seyrediyoruz. İnşallah yarın da yine güzel maçlar seyredeceğiz. Herkese kazasız, belasız, çok keyifli seyredecek bir maçlar temenni ediyorum. Dileriz Ziraat Türkiye Kupası'nda keyifli karşılaşmaları izlemeye sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Cem Pamiroğlu, Abdullah Ercan ve Gürcan Bilgiç bu akşam bizimle Türkiye'nin Kupası programında bir aradaydılar. Ziraat Türkiye Kupası'nda, Türkiye'nin Kupası'nda öne çıkanları konuştuk, karşılaşmaların özet görüntülerini sizinle paylaştık. Gün boyunca yine A-Spor ekranlarında mücadelelerin özetlerini izleyebileceksiniz. Hepinizin ağzına sağlık, keyifli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. A-Spor ekranlarından ayrılmayın sevgili seyirciler. Şimdi Fenerbahçe Adana Spor maçının tekrarı bu ekranlarda bir kere daha ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Noktayı koyuyoruz Türkiye'nin Kupası'na, hoşçakalın.